Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamı canlı yayındayız. Sevgili seyirciler, yıllardır televizyonda canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Birçok konuk ağırladım ama size yemin ediyorum şu anonsu yaparken kalbimin sesini duyuyorum ve o kadar heyecanlıyım ki bu programda olacaklardan, o yüzden baştan dolayı heyecanım adına olacak bütün hatalardan çok özür dilerim. Benim çocukluğumun kahramanlarından bir tanesi o. Ama gelin görün ki bugünkü çocukların da kahramanlarından bir tanesi. Türkiye'nin kutuplaşmasıyla meşhur, Türkiye'nin üzerinde kutuplaşmadığı galiba tek isim de o. Bizim için müthiş bir isim. Gerçekten Türk tiyatrosunun anıt isimlerinden bir tanesi. Bugün benim açımdan nasıl bir onur, nasıl bir mutluluk anlatamam. Kendisini burada misafir ediyor olmanın şerefine çok başka duygularla sahibim. Metin abi, hoş geldiniz. Hoş gördük canım. Benim için onurdur. Sağ ol. Nasıl çok mutlu ettiniz ediyorum. Beni anlatamam. Sizin burada olmanız çok kıymetli. Ya ilk kez bir yayında bu kadar çok heyecanlıyım. Bağışlayın ne o yüzden. Ne mutlu bana. Hiç bitmesin o heyecanın. Sağ olun. Var. Nasılsın? Sağlığınız nasıl abi? Çok teşekkür ederim. Hamdolsun idare ediyoruz yaşımıza sizi göre. Sizi çok iyi gördüm. Maşallah. Çok şükür. 2 Kasım'da doğum gününüzü kutladınız. Evet. 81 yaşına bastınız. Evet, 80'i bitirdik. Doğum gününüzde pastayı üflerken bir dilek dilemişsiniz. Ne dilediniz abi? Sesli dilemişsiniz. Topluma esasında laik, demokratik, sosyal hukuk devletiyle yönetilmelerini diledim. Sizce bu duanız kabul olur mu yakın zaman içerisinde? Vallahi bence olacak gibi duruyor. Olmalı da yani. Çıkış yolu orası bence. Bu nasıl bir şey? Çok acayip. Ben hiç mesela doğum gününde insanlar genelde kendileriyle ilgili şeyler dilerler. Galiba sizi Metin Akpınar yapan şey bu, öyle değil mi? Ama tabii ben hep kamu yararını gözettim hayatım boyunca da. Orada yalnız biraz bir şeyler açıklamak istiyorum. Lütfen. Son dönemlerde hem 10 Kasım'larda hem 29 Ekim'de Mustafa Kemal'in anılması, anlatılması bakımından, anlaşılması bakımından çok büyük bir aşama kaydettik. O beni çok sevindirdi. Ama o arada da şu derdim tazelendi. 57 senelik bir ömre neler sığdırmış, nurlarda yatsın ve çok ciddi hastalıklarla. Esasında kamu yararına atanmış ömür o. Hani biz burada toplumun yararına, toplumun sağlığına, toplumun mutluluğuna adanmış bir ömür diyoruz ya, bizim yaptığımız hiçbir şey. Sizin yaptığınız çok şey, hiçbir şey olur mu? Çok şükür, onun yanında. Siz bu 10 Kasım'da bir dergi için bir mülakat verdiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan. Orada diyorsunuz ki 1938'de bir güneş battı, ondan beri biz alacakaranlıktayız. Ben çok samimi öyle düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum yani. Müthiş bir lider. O kadar hastalık, o kadar sağlık sorununa rağmen. Daha 15 yaşında Manastır'da sıtma olmuş. Bütün yaşamı boyunca 11 kez sıtma yaşamış. İkisi ciddi, 4 tane kalp spazmı geçirmiş. Gözünden Trablusgarp'ta İtalyanların attığı bombadan kireç taşı geldi, korneyasını yırttı. Oradan gazi oldu zaten. Çanakkale'de şarapten geldi, saat olmasaydı kaybedecektik. Allah bize bağışladı. Böbrekleri rahatsız. Böbrekleri birkaç kez rahatsız. 19 Mayıs'ta bile böbrek rahatsızlığı çekiyor. Beynini tutuyordu diye notlar var yani. Bir de tabii Cumhuriyet'ten sonraki 14 sene müthiş bir 14 sene. Gerçekten müthiş bir 14 sene. Osmanlı'dan devraldı. Özellikle sanayide devraldığı sıfır yapı. Sihirli çubukla dokunmuşçasına 14 senede müthiş bir gelişme. Yani iki tane iktisat kongresi, iktisadi devlet teşekkülleri, şeker fabrikaları, efendime söyleyeyim 4.7 büyüme, iki tane denk bütçe. Buna olacak şeyler değil o tarihte. Özellikle de 29 sanayi buhranını idare etmesi bence müthiş bir şey. Cumhuriyet'in ilanı da öyle değil mi abi? Cumhuriyet Atatürk'ün adeta bir milli sırrı içinde sürekli tuttuğu, yani okul yıllarından Jean-Jacques Rousseau okuyarak, Victor Hugo okuyarak aklına kazıdığı. İşte bence iş orada yani. Çok okuyor. Bir defa Çankaya Kütüphanesi'ne girip araştırma yapan hocalarımız var. Efendime söyleyeyim. O Çankaya Kütüphanesi'nin %30'u yabancı basın. Basın da değil yani. Filozof, düşünür, kim varsa hepsini okumuş. Montesquieu da okumuş. Jean-Jacques Rousseau da okumuş. Montesquieu eşitlikçi. Jean-Jacques Rousseau bence yanına el yazısıyla da not almış. Diyor ki yani hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bir şahsa, bir aileye, bir gruba devredilemez. Bu mühim diye yazmış. Bence Cumhuriyet'in temel yapı taşlarından biri de o. Nitekim 21 Anayasası'nda da birinci maddede bunu aslanlar gibi yazmış yani. Nasıl bir entelektüellik değil mi? Mesela kitap okurken kitapların kenarlarına notlar almak. Her şey bilgiye dayalı. Ya, yani müthiş bir şey bu. 900'ü aşkın kitap var. O da notlu diye net. Bence daha fazladır bilgisi. Bilim üzerine giden, akıl üzerine giden,
Yani laik, seküler, rasyonalist bir adam. Ve ne müthiş, o dönem tarih sahnesinde Atatürk'le birlikte olan liderlerden bir tek de Atatürk'ün heykelleri dimdik ayakta ülkesinde hala. Düşünün, o zamanın liderlerinden de eser kalmadı. Tabii. Ama Mustafa'm hala anılıyor. 10 Kasım'da da yaptığımız ritüel bence hiç terk edilmemesi gereken müthiş bir ritüel. Bir tek biz yapıyoruz. Bir tek bizim liderimize mahsus o zannediyorum. Dünyada yok. Ben geçen sene benim 10 yaşında yeğenim var. Okulda 10 Kasım'da ağlamış. Öğretmeni aradı. Dedik ya dedi böyle böyle ağladı dedi. Aradım dedim kızım niye ağladın sen? Amca Atatürk öldü dedi. Kızım dedim Atatürk öyle kaç sene oldu sen biliyor musun? Yani bu sene ölmedi. Ve bu çocuk daha 10 yaşında. Yani bu kadar bu acıyı her 10 Kasım taze hissetmek Atatürk'ün bir tek kendi milletiyle kurduğu bağlantı. Ben başka lideriyle, atasıyla böyle bağlantı kurmuş bir toplum daha görmedim. Ama şeyde ben de ağladım yani. 29 Ekim'de rahatsız, 29 Ekim etkinliklerine katılamıyor. Sabiha Gökçen yanındaymış. O diyor ki paşam önümüzdeki sene inşallah etkinliklere katılırsınız. Susturuyor el hareketiyle. Diyor ki ben bir seneyi düşünemiyorum bile. Ekim'i çıkarırsam iyidir, Kasım ayını çıkaramam diyor. Zaten 1 Kasım'da da yatağa düşüyor. Ben orada da ağladım diye yani. Sizinle her şeyi konuşmak çok güzel ama Atatürk konuşmak da bir başka... Bitmez Atatürk'e girdim. Programı sığdıramayız. Ben sevgili Zeynep'e, Zeynep Miraç'a, Zeynep benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ben de çok seviyorum. Çok iyi bir gazetecidir. Yani nesli tükenen iyi gazetecilerden bir tanesidir Türkiye'de. O yüzden onunla arkadaş olmaktan da, onunla çalışmaktan da zaman zaman kafada çok gurur duyuyorum. Zeynep'e sordum, dedim ki nasıl gidiyor gösteri? Sizin işte Metin Akpınar'la muhabbet şeyde BKM'de devam eden her salı akşamı değil mi abi? Evet. Dedim ki nasıl gidiyor? Candaş sana bir şey söyleyeceğim dedi. Gelenlerin neredeyse yani çok büyük bir ismi %80'i falan genç dedi. Ve öyle böyle genç değil yani bayağı genç insanlar. Tabii. Bunların Metin abi sahnede seyretmiş olma ihtimali sıfır. Ama müthiş bir hayranlık var Metin Akpınar'a. Ve yani onları nereden yakaladığı gerçekten yani şimdi dijital dünya falan dersin ama dijital dünyada bu kadar uzaktan seyredip böylesine bir hayranlık beslemek bir acayip. Ve çocukların Metin Akpınar'a söylediği bir şey var. Ne olur bize umut verin diyorlarmış size. Çok doğru. Çok doğru. Siz bu çocukları nereden yakaladınız abi Allah aşkına? Vallahi onlar beni yakaladılar. Yani aşağı yukarı bizim deve kuşu kabare seyircisi diyebileceğim popülasyonun yarısı rahmetlik oldu. İşte bir kısım 6 tane video kaset var. Oradan izlendi. Audio kasetlerimiz vardı. Oradan izlediler. Filmler var. Filmlerden gençler biraz ulaştı. Televizyon programlarımdan izlediler. Aşağı yukarı bütün üniversitelerde konferanslar verdim. Ben tiyatro kapandıktan sonra 92'den sonra durmadım. Tabii efendime söyleyeyim. İşte bir de malum sosyal medya müthiş bir şey. Bence oralardan yakaladılar. Tutarlılığı yakaladılar bence. Ben hep onların lehine konuştum. Mizahın demek ki şey yok Metin abi. Böyle bir zamanlaması, günceli yok galiba. İyi mizah her dönem güncel mi kalıyor? Yani şimdi reklamlar, Beyoğlu, yasaklar bunlar yıl kaç abi? Yani onlar da hep 80'li yıllar. 80'ler değil mi? 80'li yıllar. Yani 80'lerin şakaları ki yani bizim bayıldığımız komik şakalar ama bazılarında mesela o dönemin siyasilerinin de konuşulduğu var. O dönemin Türkiye'sinin konuşulduğu var. Şimdi bugün 2000 doğumlu bir çocuğu kahkahalar attırıyorsa... İnanır mısın? Orada ben de kararsızım. Hatta biz de kararsızdık. İki alternatif var. Ya biz gerçekten çok öncül görüş sahibi, çok profesyonel sahibi bir ekiptik. Bugünleri gördük yaptığımız şakalarda, esprilerde. Ya da bu toplum hiç kımıldamadı yerinden. Her şey aynı geçerli. Bir tek zannediyorum enflasyonda abartmamıza rağmen geride kalıyoruz. Ötekilerin hepsi bugün geçerli. Siz ama ikinci ihtimali daha güçlü görüyorsunuz galiba. Yani yerinde sayıyor olma ihtimalimizi daha güçlü görüyorsunuz. Evet yani inşallah geri gitmez. Sıkıntım o. Biri şey yazmış gösteri için. Eski Türkiye'ye ağıt demiş. Ya hakikaten Zeynep'le konuşurken o da söyledi aynısını. Sizin anılarınızı falan dinlerken insanların yüz ifadesi de çok garip. Bir şey söyleyin de yüreğimize su serp gibi bir ifade var insanların suratında diyor. Evet ben onu çok da seviyorum. Olabildiğince de umut vermeye çalışıyorum. Umudu kırmamak lazım zaten. Yani o başka türlü yaşanmaz rahat. Karartıp gönlümüzü, ensemizi oturtursak. Çetin abinin o enseyi karartmayın lafı çok enteresandır. Ense her şeye baş eğersen, boyun eğersen, evet efendim peki efendim dersen yanar. Dik durursan ense yanmaz, ense kararmaz. Onun için o dik durmayı gerektiriyor. Enseyi karartmayın demek dik durun demek. Peki bu kadar genç insanlar neden bu kadar umutsuz abi? Şimdi bu ülke çok güzel bir ülke. Ya ben bütün dünyayı gezdim diyemem ama epi gezdim.
Amerika hariç epey gezdim. Bu ülke her yerden çok güzel bir ülke. Her haliyle. Üzerinde 8 ay güneş batmaz. Her rüzgarı alır. Müthiş bir florası, müthiş bir faunası var. Bir şey iyi üretilmiyor. Yani sadece son iktidar için söylemiyorum. Genelinde iyi yönetilmeyen bir ülkeyiz biz. En basitinden baktığınızda batıda bir kaldırım taşının, genç kaldırım taşı 200 seneliktir. Bizde en yaşlısı 10 sene. Bu kadar çok sömürmek, bu halkı bu kadar çok sömürmek müthiştir. Ben Aksaray'da oturuyordum. Taksim'de de oyuna gidiyordum. O Saraçhane'den sonraki refüj neler değişti anlatamam. Direkler diktiler, kadifeler bağladılar, olmadı beton yaptılar, boyadılar, zincir yaptılar, tahta parmaklık yaptılar. Bütün bunlar projeler ve milleti sağmak, milleti kandırmak için. O yüzden de iyi yönetilmedi bu ülke. Yani yoksa bu ülke bu hallere düşecek ülke değil. 83 milyon nüfusun 2,5 milyar dolar gayri safi milli hasılası olması lazım. Böyle 780'lerde, 760'larda kaldık. Çok üzücü bir şey. Şimdi size bir yandan sorular var. Mesela Mert Fırat'ın bir sorusu var size. Ne güzel. Mert, sevgili Mert, kıymetli arkadaşım benim. Selam söylüyoruz ona. Diyor ki, Metin abiye sorum şu. Bir hakkı olsa hangi güne dönmek isterdi hayatında diyor. Vallahi ben yaşadığım her şeyi anında yaşamayı tercih ettim. Anında yaşamaktan da çok mutluyum. Bir pazarına nur yağdırmak istemiyorum. Ama ah şu tarihte olsaydım demiyorum. Her yaşımı iyi yaşadım. Her anı iyi yaşadım, iyi değerlendirdim diye düşünüyorum. Bugün de bu anımı yaşamaya çalışıyorum. Ama tabii geçmişten ders almak, anı doya doya yaşamak, bu ikisini dayanarak da geleceği saptamak en doğru yöntem. Onu yapmaya çalışıyoruz. Size bir fotoğraf soracağım. O fotoğrafı verir misiniz? O fotoğrafı gördüğünüzde ben sizin ne hissettiğinizi çok merak ediyorum. Bu bizim Türkiye'de gerçekten milyonlarca insanın gördüğünde içini parçalayan bir fotoğraf. Hepimizin canını sıkan bir fotoğraf ama fotoğrafta siz olduğunuz için acaba sizin fotoğrafı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Bu da çok merak etmiş bir şey. Verebiliyor muyuz? Nerede? Fotoğraf geldi mi? Niye veremiyoruz? Peki. Peki bekleyelim ondan sonra. Siz en çok neye gülüyorsunuz Metin abi? Vallahi ben esasında uzun yıllar Zeki'ye güldüm. Video icat edilmeden evvel ben kendimi görmüyordum. Hep Zeki'ye güldüm. Ondan evvel de işte bizim yetiştiğimiz dönemde mizah iklimi, İsmail Dümbül'üydü bizim kralımız. Bizim komedyenimiz, güzelimiz oydu. Karaköz Hacivat'ı da ben çok ilgilendim. Sonradan da okudum, hatta oynatırdım da. Onlar da gülerim. Şimdi son zamanlarda daha çok absürt espriye gülmeye başladım. Biraz daha rafine bir espri aramaya çalışıyorum. Her şeye gülmez hale geldim. Bir de her şeye gündüğünce de kızar oldum. Yani ben böyle çok rint, baba yani bir ihtiyar olacağımı düşünüyordum ama öfkeli bir ihtiyar oldum. Hiç sevmediğim bir ihtiyar tipine düştüm maalesef. Onun için de böyle her şeye çok gülemiyorum. Ama absürt espri, mesela İngiliz aksiyon esprilerine gülerim. Onlar beni güldürür çünkü bir şey yapmıyormuş gibi yaparlar. Bizde maalesef basarak ve abartarak yapılır. Mizah çok ciddi, ehilleştirilmiş, biraz dizginlenmiş bir saldırı silahıdır mizah. Öyle kullanıldığı zaman beni güldürür. Öyle de yapmaya çalıştım yıllarca. Çok güzel. Benim gibi deve kuşu kabareyle büyüyen o video kasetlerle ben sahnede seyredemedim. O kısmına yetişemedim ama video kasetleriyle büyüdüm, teyp kasetleriyle büyüdüm. Ben mesela şey bilmiyorum. Deve kuşu kabareyi niye kapandı abi? Yani muhtelif nedenleri var. Esasında televizyonların açılması, girmesi devreye ve televizyonlarda o zaman ödenen paralar... mesela bizim kendi arkadaşlarımız bizim dizilerimizde oynadığı zaman haftada aldıkları ayı biz onlara ayda veriyorduk. Tabii çok büyük bir farktı. Tabii. O. O yüzden de herkes mutlu değildi. Önce o. Sonra ne yazık ki bu ülkede tiyatronun toplumun bir gereksinimi olduğu inancı yoktur. Ne siyasi otoritede vardır, ne yerel yönetimlerde vardır, ne halkımızda vardır, ne sermayede vardır maalesef. Öyle olunca tiyatro diye yapılmış tiyatro binası yok Türkiye'de. Hep orada burada oynadık. Yer sıkıntısını hep çektik biz. Sinemalarda oynadık, küçük yerlerde oynadık, kasabalarda oynadık, inanılmaz yerlerde oynadık. Öyle olunca bir yer sıkıntısı da başladı son zamanlarda. Özellikle de kabare formatını uygulayacağımız bir yer. Biz İstanbul'da çok küçük formatta oynuyorduk. Anadolu'da büyük açılıyorduk.
O büyük seyirci İstanbul'da ulaşmaya çok çalıştık. O yeri hiç yakalayamadık. Ciddi misiniz? Yani ya? Bizim paramız geldikçe yerler pahalandı, bizim paramız oldukça yerler pahalandı. Hiç böyle bir tiyatro sahibi olamadık istememize rağmen. Bu da bir etkendir. Ama bana göre en önemli etken kabare tiyatrosu yazarı ve dramaturji. Yani bu ikisi çok önemli. Bizim yazarlarımız zaten genellikle tiyatro yazmayı sevmez. Hem kendi altına imzasını attığı, kimsenin bozmayacağı bir metin ister. Orada da özgürdür. Kendi imzasını attığı şey değişmez. Adeta Kur'an lafzıdır. Ama oyun yazdığınız zaman, hele kabare yazdığınız zaman yönetmen ayrı bozar, oyuncu ayrı bozar, seyirci ayrı bozar. Adam eserini tanıyamaz. Bir de telif de hakkaniyetle ödenmeyince ki bizim ülkemizde hiç ödendiğini görmedim ben bu yaşa kadar. O zaman da insanlar kabare yazmamayı yeğlediler. Yazan kardeşlerimiz de kendi işlerini yaptıkları için rahmetli Ferhan Şensoy olsun, rahmetli Umur Bugay olsun, Kandemir Allah selamet versin sağa. O çocuklar iyi kabare üretiyorlardı. Rahmetli Haldun Taner de müthiş bir dramaturktu. Yani bugün Haldun Taner yok, bu çocuklar yok, kabare yazarı yok. O yüzden de Türkiye'de kabare yok. Bir toplumda deve kuşu kabare gibi çok yüksek bir işin milyonlara ulaşmış ve üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen replikleri ezbere konuşulan evet. bir işin. Artık o kadar da çok ihtiyaç olunmaması ona o toplum için çok büyük bir yıkım değil midir? Yani bu anlattığınız mesela... Büyük eksikliktir. Bugün gelişmiş ülkelerinde, şehirlerde 3-5 tane kabare var. Bizim eksikliğimiz o. Hata bizim, kimsenin değil. Ama bence sanat tüketicisi, ki ben onlara sanat emekçisi, sanat tüketicisi diyorum, bunların talepkar olması lazım. Büyük popülasyon talep ederse bunun siyasi otorite duymazdan gelemez, bunu yerel yönetimler duymazdan gelemez, sermaye bunu duymazdan gelemez, sanatçı bunu duymazdan gelemez, o ürünü vermeye çalışır. O yüzden önce bu talebin doğması lazım. Yani sanat tüketicisinin bir zihin ihtilaline ihtiyacı var, bir kültür ihtilaline ihtiyacı var. Aslında hepsinin, yalnız tüketicinin değil, hepsinin. Bunu yapabilirsek belki olacaktır. Bugün dünyanın her yerinde kabaret tiyatrosu varsa bizde niçin olmasın? Siz böyle bir yani olur gibi görüyor musunuz? Ben hiç görmüyorum. İş biraz daha kolaycılığa kaçıyor sanki. Yani ben olur gibi görüyorum bir tane kardeşim. Çünkü ben Madagaskar'dan gelmedim. Ben bu ülkenin çocuğuyum. Aksaray'da doğdum, Aksaray'da büyüdüm. Orta tabakanın biraz üstünde, biraz altında bir popülasyon ekonomik olarak. Artı eğitim olarak da aynı çizgide bir popülasyon. Sömürülmüş bir orta tabaka. Oradan Sultanahmet'e yetiştik biz. Oradan büyüdüm, oradan beslendim ben. O iklimle beslendim. Biz mahallenin çocuğu olarak bu hale geldiysek, bence mahalle çocukları bu hale gelecektir. Ben umutsuz değilim. Nitekim 10 senedir ders veriyorum ben kabare formatında. Yetiştirdiğim öğrenciler de piyasada buldukça bir şeyler yapmaya, oynamaya çalışıyorlar. Size soracağım fotoğrafı arkadaşlar bulamadı, ben buldum. Harikasın. Sizin adliyet koridorunda tost yerken bir fotoğrafınız var. Evet. O fotoğraf çok böyle... Hepimizin canını sıkmış, çok üzmüş bir fotoğraf. Evet, herkes o... Siz o fotoğrafı gördüğünüzde ne hissediyorsunuz çok merak ediyorum ben. Barış arkadaş çekti onu. Evet, bizim Barış gazeteci arkadaşım. Sen abi diye seslendi, şak döndüm. İşte ben 10 tane ilaç alan bir adamım. Oraya paldır küldür geldim, ekip geldi beni evden aldı. Erken almam gereken ilacı aldım. Bir de bir şeyler yiyip ondan sonra tok karnı alacağım ilaçlar var. Onlar bakımından altlık yapmak için ne yeriz, ne yaparız diye düşünürken avukatım söyledi. Orada meğerse tost böyleymiş. Orada yalnız başına bu dramı yaşatan yalnız ben değilim. Çok tostçular varmış orada. Tabii yüzücü bir fotoğraf. Yani beni çağırsalardı gitmez miydim? 2021 Türkiye'si de sabahın köründe evden alındı Metin Akpınar. 2 sene önce galiba. 2018 yanılmıyorum değil mi abi? 17 galiba, 18 mi? Yani 2 sene önce falan. Yani hadi deyin ki 2017, 18 neyse. Sabahın 5'inde. 9'da geldi ekip. Sabahın 9'u peki düzelteyim ben. 9'da geldiler bana. Kapı çalındı. Ben de buyur ettim. Buyurun oturun dedim. Ya girmeyeyim dediler. Merdiven başında olmaz dedim. Yok orada olmayı tercih ettiler. Peki bir giyineyim dedim. Hay hay buyurun giyin dediler. İçeri girdim. Eşim daha uyuyordu. Dedim kızım telaş etme. Polis geldi. Beni götürecekler. Gitme diyor. Gitme olur mu evladım dedim. Ayıp nasıl gitmeyeceksin? İnsanlar gelmişler. Avukatımı aradım. Ben davaya giriyorum dedi. Ekibe rica et, savcıya söylesinler. Ola ki savcı erteler. Ben geldim bunu söyledim. Komiser muameliydi ya da komiserdi bilmiyorum hanımefendi. O aradı savcıyı. O gelsin avukatı sonra katılır demişler. Onun üzerine giyindik, gittik.
Çok zarif davrandı insanlar bana gerçekten. Sorguya alındığım zaman savcı da öyleydi. Öyle bir sıkıntı çekmedim doğrusu. Ama şurada bir sıkıntı çektim. Biz basın soruşturmasına gidiyorduk. Hmm. Yani basın suçları bakımından. Yolda değişti bu. Ekibe telefon geldi. Oraya gitmeyin, teröre gidin diye. Hatta Müjdat'a dedim ki galiba 15 sene yiyeceğiz. Teröre gidiyoruz. Onun dışında başka sıkıntım olmadı. Çok şükür. Mesela yolda mı değişti sizin şeyiniz? Yolda değişti. Bunu bilmiyorduk. Yolda değişti. Yani binaya gireceğiz. Çünkü o binadan bir yerden bir yere geçilmez. Özel öyle yapılmıştır bina. Gene aşağı ineceğim, gene çıkacağım buradan. Öyle olduğu için değiştirdiler. Oraya gitmeyin. Basın soruşturması değil bu. Terör soruşturması diye. Başka binaya gittik. Türkiye'de terörden de bir şekilde soruşturuldunuz. Yani. Bu zaten ama bizim hukuk sistemimize sonradan girdi. Ceza yargısı bizim İtalyan ceza yargısıdır. Terör devreye girince orada o yargı daha ağır olmaya başladı. İşte 301 vardı, maddeler vardı, 8'ler oldu falan. 8. madde, terörle mücadele. Öyle olunca cezalar da arttı. Ne yazık siyasi otoritede, hukukta düşünce özgürlüğüne sıcak bakmıyor, bakamıyor. Barışamadılar yani. Yıllardır barışamadılar. 36'da Nazım Hikmet'i bir şiirinden 4 tane mısradan içeri aldılar ya. Siz Devekuş'un kabaret döneminde siyasi liderleri bayağı sağlam eleştiriyordunuz ve böyle mizahla evet. Müthiş yani hem taklitler hem söylemler hem oradaki skeçler falan. Acayip ben çok iyi hatırlıyorum. Ezbere biliyorum bazılarını hatta. En sert tepkiyi kim verdi? Hiç sert tepki gelmedi. İnanın biz böyle bir şey görmedik. Yani çok küçük şeyler oldu. Bu F-104'ler vardı bizim uçaklarımız, savaş uçakları. Hmm. F-100'ler ve F-104'ler çok düşüyordu. Yani hem pilot kaybediyorduk, hem mal kaybediyorduk, uçak kaybediyorduk. Çok büyük zarar oluyordu bize. Teknoloji de yenilenmediği için o hızla gelişemiyordu. Uçan tabut diyorduk. Yani hmm. Biz demiyorduk, herkes diyordu. Biz de sahnede dedik. Öyle bir yazı geldiydi bize Genelkurmay'dan. Lütfen bu lafı kaldırın diye. Lütfen ve rica olunca biz de emir telakki ettik. Aslanlar gibi kaldırdık. Ama sabahın 9'unda kimse polis falan gelmedi hiçbir skeç için galiba. Bir de rahmetli Ecevit geldiydi oyuna. Biz de bir okul sahnesi oynuyoruz. Süleyman Demirel'i oynuyor Zeki. Ben Erbakan'da oynuyorum. Çok güzel oynadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ahmet Ecevit oynuyor. Kavga ediyorlar, geçilemiyorlar. Sonunda askerlik hocası geliyor. Ecevit buna itiraz ettiydi. Ne oldu sonunda askerlik hocası gelmesin dediğinde. Ama onu kaldıramadık. Nitekim onlar da bizi dinledi. Sık sık geldiler. Şimdi Nihat bir şey göndermiş. Nihat Sırdar da sizin kafada geçen ay kafanın kapağıydınız siz. Nihat Sırdar'la bir röportaj yapmıştınız. Yani çok çok güzel bir röportajdı. Ben de severek yaptım. O da bir mizahçı. Siz tabii ustaların ustası mizahçısınız. Oradaki sizin mizah sohbetiniz çok artık ezberlendi, konuşuldu bayağı. Ne mutlu bana. Türkiye'deki şu anki mizah durumunu nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben biraz rafine bulmuyorum. Hmm. Biraz seviyesiz buluyorum. Maalesef yani. Çizerimiz de öyle. Eski çizerleri özlüyorum doğrusu. Mizah yazısı zaten bizde yazılmaz hale geldi. Belli gazetelerin yüzünü biraz güldürmek için mizah sayfaları yapıyorlar ama onları da çok yetersiz buluyorum. Nihat şöyle bir şey soruyor. Diyor ki bizim Kafa Radyo'nun belgeselin lansman gecesinde hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Tabii hocam, bahçede. Unutur muyum? Orada Nevra Hanım bir anı anlatmış. Allah rahmet eylesin. Zeki abi avukat cübbesinin içine sadece iç çamaşırıyla Nükhet Duru ve Nevra Hanım'ın karşısına çıkmış. O çok komik bir anıydı. Ben çok hatırlıyorum. Metin abi de belki senin programda böyle bir sahne anısı varsa sorarsan anlatır. Çok selamlar, sevgiler demiş. Böyle şimdi pat diye gelmeyebilir ama ben şimdiden soruyu sorayım. Belki yani ilerleyelim. Sahne anılarımız çoktur. Yüzlercedir, binlercedir ama onlar yaşandığı zaman güzeldir. Şimdi nakletmenin de çok bir şeyi yok. Çok o kadar, neler yaşadık, neler gördük. O kadar çok soru var ki İbrahim Büyükak size çok selam söylüyor, sevgiler iletiyor. Onun da var. Diyor ki tiyatroya bu kadar ara vermesinin sebebi iyi metin de bulamamak olabilir mi? Yoksa ilginin sadece o dönem televizyona kaymış olması mı? Biraz önce cevap verdiniz. 2-3 tane soru sormuş arkaya. Ben İbrahim'in bütün sorularını sorayım. İbo'ya da çok selam buradan. Ünlü sabahlama gecelerinde en büyük rekor kaç güne ait demiş. Bir de abi şu 3 böbreğiniz var mı sahiden? Şunu bir açıklar mısınız diye soruyorlar. Böyle bir dedikodu var değil mi? Sizin 3 i̇şte böbreğiniz olduğuna bizim dair. Bizim hayatımız sofrada geçmiş gibi. Hep sofralar anılır, rakılar anılır.
Sanki ben başka hiçbir şey yapmamışım, ömrüm hayatım sofrada geçmişçesine. Biraz şehir efsanesidir o. Öyle mi? Tabii bir de yayılınca artık aman işte budur, o çok içer, o çok iyi içer, şöyle içer, böyle içer. Bence biraz abartılmış bir olaydır. Hmm. Gerçeklerin dışında abartılmış olaydır. Bizim soframız esasında gerçekten içki için değildir. Sohbet muhabbet içindir. Hani derler ya maksat sohbet, rakı bahane. Ama onun da kendi adabı vardır. Bizim ustadımız, pirimiz Aydın Boysan'dır. Nurlar'da yatsın. Aydın abi, tabii. Daha ben onun narlı bahçeden bilirim yani. O zaman masasında değildik. Biz kenarda masadaydık ama onun masasını bilirim. Sonra o masada da çok uzun oturdum. Uzun uzun oturdum. Biz uzun oturamadık çünkü biraz da bu İbrahim'i sordu. Benim bu üç böbrek aptallığından gelir benim alkolle hikayem. Üç böbreği olduğu için rakıyı süzüyor, sarhoş olmuyor diye bir aptalca inanç vardır. Tıbben mümkün değildir. O atılacak madde böbreğe geldiği zaman beyine gitmiştir gideceği yerlere. Ya gideceğim, bitmiş o iş artık değil mi? Yapacağını yapmıştır tabii. O hiç öyle bir şey değil. Bir P554 diye bir enzimden söz edilir. Bu enzim bir tür alkol için antibody. Hmm. Vücudu alkole karşı koruyan bir enzim. Büyük ihtimalle bende o vardı. Ölçtürmedim, baktırmadım ama bunun midede ve karaciğerde olduğu söylenir. Gerçekten miktar normalden çok fazla olmasına rağmen serhoş olmazdım. Yıkılmazdım yani, çakır olurdum ama. Bu üç böbrek hikayesi yalan bir kere yani. Yok böyle bir şey. Tam tersi, ben 1,5 böbrekliyim. Nasıl? Sağ böbreğim tam süzmüyor. Aa! Redümantel böbrek dedikleri bir böbrek. Çift üretelli, sonra teke düşüyor. Sola görecelikle daha az çalışıyor. Bilmezler çok, ki. Çok iyi. En uzun süren sofra ne kadar sürmüş diye sorayım. İbo'nun o sorusunu da söyleyeyim. Valla bir kez oldu o Antakya'da. 2 gece, 2,5 gün. Aralıksız mı abi? Aralıksız. Kaç kişi kaldı? Yani kaç kişi başlayıp kaç kişi bitti olmasa? O ama bir gösteri vardı. Gösteriye yeni gelenler oluyordu. Benim karşım hep değişti. Ben sabittim. Restoran sahibiyle ben sabittim. Karşı taraf değişti. Sürekli kim değişiyor musun? Ama çok zarif bir beyefendiydi restoran sahibi de. Gerçekten evden bana otlu peynirler getirdi. Ayrıca etler getirdi. Çok keyifli bir geceydi. Ben Allah rahmet eylesin Aydın abiyle bir kere öyle bir denememiz olmuştu. Biz başaramadık yani sonunu görmeyi. Estağfurullah. Biz çok zorlanmıştık ama çok, o da muhteşem biriydi. Aydın hocam çok rint bir insandı. Çok muhteşem. Çok mükemmel bir insan. Hep Zeki, özür dilerim. Hep Metin Akpınar'ın hep hayatta başardıkları, becerdikleri yani başarıları konuşuluyor. Peki ya başaramadıkları? Var olmaz olur mu yani? Biz de öyle sütten çıkmış ak kaşık değiliz tabii. Yani isteyip de yapamadığım benim azdır esasında. Bir çıtayı çok yükseğe koymam, çok fazla istemem. Yapabileceğimi isterim. O yüzden de aşağı yukarı hepsini yaptım. Yapamadıklarım, işte oynamayı istediğim roller olmuştur mesela aktör olarak. Onlar olmadı benim. Mesela Kuyucaklı Yusuf'u oynamayı isterdim. Bana yakışır diye düşünürdüm. Artık oynama imkanım olduğu zamanda da ata yazık olurdu, çok kilo almıştım. Onun için oynayamadım. Anayurt Oteli'ndeki rol çok güzel bir roldü, onu oynamak isterdim. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz teklif önce bana geldi. Onu öyle oynamak mi isterdim, evet. Onu Zeki müsaade etmedi. Sordum Zeki'ye böyle teklif var oynayayım mı diye. Ama biz ikiliydik, doğru, haklıdır. O da mesela çok yalnız başına iş yapmadı. Bir Öztürk Serengil'le falan bir iki küçük film yaptı, Türkan Şoray'la. Onun dışında hep ikili, biz ikiliyi düşündük. O yüzden belki o bakımda yapmak istediklerimi yapamamışımdır. Bir de benim için ulaşamadığım en güzel şey bu ülkenin Cumhuriyetle yönetilmesi, Cumhuriyet'in yanında laisizmin olması, sekülerizmin olması, pozitivizmin olması. Bunlara ulaşamadım. Ben yapamadım değil ama bunlara ulaşamadım. Bunlara ulaşmayı çok istiyorum. İnşallah ölmeden de görürüm. Deve Kuşu Kabare'nin en sert siyasi mizah yaptığı dönemde tiyatro sahnesinin yanında vali konağı varmış. İnanın, bakın işte devlet adamı böyle olunuyor. Gerçekten vali konağıydı ve valimiz orada yatıyordu. Yani istirahat ettiği. Ve siz patır kütür başbakanları, bakanları falan. Hayır, o bakımdan değil. Sokaktaki gürültü bakımından. Zaten İstanbul trafik müdürü dedi ki, oğlum sen benim mesleğimden edeceksin dedi. Şuna engel olun. Abi nasıl engel olalım? Biz saatinde bitiriyoruz. Millet saatinde çıkıyor. Taksiler geliyor. Arabalar kuyruğa giriyor. Minibüsler, bilmemler, klaksiyonlar, seyyar satıcılar falan. Müthiş bir gürültü. Vali Bey bizi değiştireceğine kendi yatak yerini değiştirdi. Başka bir mekanda uyudu. Ay ne kadar güzel, bu ne müthiş, şık bir hareket şey, bu. Müthiş bir olay. Gerçekten unutulmaz bir olay. Çok çok güzel. İlk kez böyle bir şey duyuyorum ben. Yani örneği de herhalde çok yoktur yani. Zannetmiyorum. Vali kimdi abi? Vali Vefa Poyraz'dı. Ha, Nevzat Ayaz mı? Vefa Poyraz. Poyraz'dı. Vefa Poyraz.
Beyoğlu, Beyoğlu İstanbul'un tam da böyle artık yozlaşmaya başladığı ve o yozlaşmanın biraz da ilerisini görerek herhalde sahneye konmuş bir oyundu. Ve o Beyoğlu şimdiki Beyoğlu'yla yan yana koyduğunuz zaman çok masum kalmıyor mu? Tabii. Ama yok, o yozlaşma bugünkünden daha hızlı oldu. Evet. Çabuk oldu. Bizim beklemediğimiz bir süratle oldu. Sebeplerinden biri göçtür. Bir de yani o çok şeye de inanmam ben. Hani ütüsüz çıkılmaz da, ayakkabısız boyatmadan çıkılmaz da falan da biraz abartıdır esasında. Ama gerçekten Cadde-i Kebir Beyoğlu kültür merkeziydi esasında. Her akşam 42 tane tiyatro açılırdı orada. En az 2500 kişi sanat tüketicisi sokağa çıkardı. Şimdi öyle bir şey bulmak olası değil. 42 tiyatro. Tabii her akşam. 42 tiyatro her akşam. Türkiye'de o kadar tiyatro yoktu. İstanbul'da 42 tiyatro vardı. Bugün bile zannediyorum yoktur o kadar yoktur, tiyatro. Muhteşem. Öyle bir dönemdi o. Ama giderek bozuldu. Ben onu hep şeyle ölçüyorum. Bir Atlantik büfe vardı. Atlantik büfede böyle bir porsiyon sosis satılırdı. Dana sosisi ızgara, yanında silkme yapılmış taze patates, kıyılmış lahana. Biraz Alman usulüydü. Bu çok güzel bir şeydi. Çok da bayılırdık. Hepimiz oraya gider, oradan yerdik. Bir de Yeni Meleğin sokağında, sinemanın yanında arabada pilav satılırdı. Nohutlu pilav. O böyle pilavını karıştırır. Altında ateşi de vardır. Onun daima sıcaktır. Bir ölçü kabı vardı, onu koyar, plastik şeye kapatır onu. Size de bir plastik kaşık verir. Onu orada yersiniz pilav olarak. O pilav Atlantik Büfe'nin vitrinine geldi. İlk geliş oydu. Hemen onun yanına içli köfte geldi. Lahmacun geldi. Bitti Beyoğlu. Bir de Maxim Mutfağı. Maxim Mutfağı mükemmel bir mutfaktı. Allah rahmet eylesin. Fahrettin Aslan çok özen gösterirdi. Zeki Müren'in de çok ciddi katkılar olmuştur mutfağın rafine kalitesi bakımından. Oraya da bulgurlu pilav, tas kebabı ve bulgur girdiği zaman Beyoğlu da bozuldu, Maxim de bozuldu diye düşünüyorum. Sizin kendinizi en iyi hissettiğiniz yer neresi şu an? Ben evimi severim. Evin dışında, ne bileyim, dışarıda hani İstanbul'un bir yeri olabilir, bir yer, bir bina olabilir. Bir ne bileyim, öyle bir net şey yaptığım yok ama sevdiğim semtler mesela Marmaris'i severim. Bodrum eğlence yeridir, Marmaris dinlence yeridir. Deniz olan her yeri severim. Son zamanlarda bir teknem oldu. Onu kazandıktan sonra ben daha rahat ettim. Ondan evvel çünkü böyle küçük birikimlerimizi belli yazlıklara yatırmıştık. Bir süre sonra 5 tane çamaşır makinesi, 5 tane bulaşık makinesi, 5 tane radyo, 5 tane pick-up olunca aptallık oldu, anlaşıldı. Onlardan zor kurtuldum. Tekne gelince benim hayatımı kurtardı. Tekneyle her deniz benimdi, her limen, her sahil benimdi. Onun için onu çok sevdim. O benim hayatımda gerçekten benim biraz sağalmama neden olmuştur diye düşünüyorum. Beyoğlu'nu size Taksim'i sormuşken yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sorayım mı? Tabii sorun, gidip görmedim. Ama İKSV'nin müdüründen dinledim. O gezmişti de, bakmıştı da. Gayet güzel dedi. Benim için de iyi tarafı şudur. Hem kabuğu muhafaza ettiler, eski resmi. Hem de ismi muhafaza edildi. O iki yönden ben de seviyorum. Yani İstanbul'un böyle bir kültür merkezinde olmaması zaten çok büyük eksiklikti. Bence ciddi bir eksik tamamlandı diye düşünüyorum. Hiciv sanatı yok olmaya yüz tutmuş mudur? Günümüzün siyasi ortamı, düşünce özgürlüğünün olmayışı sanatta hicivi yok etmiş midir diye bir izleyicimiz soruyor. Şimdi bu izleyici haklı. Hiç haksız değil maalesef. İnsan her şeyi düşünebilir. Ona engel olamazsınız. Yani kötü şeyler de düşünebilir. Ona engel olamazsınız çünkü yaymadı daha. Ama söylemeli miden itibaren denge başlıyor. Düşünce özgürlüğü çok önemli değil. Düşüncenizi ifade etme özgürlüğünün olmaması kötü. İfade özgürlüğünüz yok. Bugün dünyada 10,5 milyon canlı yaşıyor. Düşünen tek insan biziz. Homo sapiens sapiensis. 350 bin senedir bu yeryüzünde varız ve düşünüyoruz. Düşüncenin de bana göre en saygın, en soylu biçimi sanat. Yani bir siyasi otorite, bir hukuk düzeni düşünce özgürlüğüne, düşüncenin ifadesine karşıysa sanata da karşı demektir. O yüzden zaten düşünce özgürlüğü yok, sanata karşı bu sıkıcı hava var. Efendim, düşüncenizi gerçekleştirmede gruplaşmanıza ciddi yasaklar var. Halbuki şiddet unsuru kullanmaksızın
düşünebilirsiniz, düşündüğünüzü yayabilirsiniz, yaydığınıza inananlarla toplanabilirsiniz. Hatta siyasi parti olabilirsiniz, iktidara ortak ya da aday olabilirsiniz. Buraya kadar açıktır düşünce özgürlüğü. Ama bizde sadece düşünce özgürlüğünün bir öncesi sadece düşünme özgürlüğü vardır. Ötekiler maalesef özgür değildir. Ama yani aslında düşünce özgürlüğü var. Yani zararsız düşüncelerse... Zararı da olsa var. Yaymıyorsunuz ki kimse bilmiyor. Sizde kalıyor. Hayır yani ben öyle şeyler duyuyorum ki mesela yani genel olarak siyasi iktidar için çok sorun olmayacak düşüncelerse gayet rahat ifade edilebiliyor. Hiçbir şey de olmuyor onu ifade edenlere. Ama diğer tarafta onların çok da uygun görmediği şeyler o kadar radikal, o kadar sert düşünceler olmasa da ki şiddet falan zaten hiç konuşmuyorum bile, o söz konusu bile değil. Bayağı başa bela açabiliyor yani. Şimdi hayatım Cumhuriyet kurulduğu zaman şeriat mahkemeleri var, nizamiye mahkemeleri var, konsolosluk mahkemeleri var, küçük bir ticaret mahkemesi var, bir de azınlıkların mahkemesi var. 5 tane hukuk var. İşte şeriat mahkemeleri talak yani boşama, talak selahsiye ile boşama, 3 defa boş ol derse boş oluyor. Efendim taaddüdü zevcat, 4 kişinin evlenmesi falan, bu davalara bakıyor şeriat mahkemeleri. Nizamiye mahkemeleri iktizata, nizama bakıyor. Atatürk hukuk reformu yapmak gerektiğini bu manzarayı görünce düşünüyor. 17 Şubat 1926'da Medeni Kanunu getiriyor. Ceza kanunu arıyorlar. Ceza kanunu yok. Bir proje ceza kanunu var. 17 bin maddelik. İçinden çıkılır gibi değil. O zaman mecburen İtalyan ceza kanunu getiriyoruz. İtalyan ceza kanunu Mussolini'nin kendi rejimini muhafaza etmek için kurulmuş, yazılmış bir ceza kanunu. Oradan itibaren bizde durum bozuluyor zaten. Ha, Fransa'dan idare hukuku getiriyoruz, Almanlardan getiriyoruz falan ama hukuk reformu yapılıyor. Neticede genelde biz reformu çok severiz ama o reform niye yapılıyor? Esas form nedir onu hiç irdelemedik. Form bozuk aslında, formu düzeltmek lazım. Ondan sonra reform gelir. Erbakan taklitlerinizi hayranı bir izleyicimiz varmış. Kasetlerden 1000 kere falan dinlediğini söylüyor. Teyp kasetlerinden. Evet, rahmetli Erbakan taklidini iyi yapardım. Siz bunun dışında tabii birçok siyasinin taklidini yaptınız ama hiç burada böyle yanlış anlaşılan, adınızı açılan bir dava falan oldu mu diye sormuş. Ben biraz önce sordum. Bir dava da yok galiba değil mi? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ya, biz aslında geçenlerde kim biri söylüyordu. Yani zaman kavramı her zaman ilerleme istikametinde olmayabiliyor bazı ülkeler için. Bizde pek öyle olmamış galiba değil mi? Görünen o. Zaman hiç durmaz ama tabii siyasi otorite değişiyor, rejim değişiyor. Rejimin oturtulması için yasalar değişiyor, zorlanıyor. Buralardan sıkıntı yoksa başka sıkıntı yok. Zeki abiyle tanışıklığınız tiyatroda onun kaşını almanızla mı başlamış gerçekten? Yani tabii bunu kaşı almaya indirgemek çok yanlış esasında. Milli Türk Talebe Birliği'nde başladı. Çok da anlattım bunu ama gene kısaca özetleyeyim. Çok mutlu olurum. Bizden evvelki ekipti, Zekilerin ekibi. Yani Milli Türk Talebe Birliği'nin tiyatro grubuydular. Biz sonra geldik, ben tiyatro başkanı oldum. Onlar da bizden salonu istemişlerdi, salonu verdik o ekibe. 400 kişilik, 450 kişilik bir salondu o, çok güzel bir salondu. Işıklarını falan da yaptım ben hakikaten. Yüksel Çengel başkanım çok canavar, çalışkan bir başkandı. Her şey çok güzeldi. Kız arkadaşları gelmedi. Gelmeyince çok sallandılar. Sağa sola koşturdular falan. Ben de tiyatro grubunun başı olarak dedim ki ben isterseniz yardımcı olabilirim. İsterseniz kağıtla çıkarım, tekste çıkarım. Oyunu oynayayım yani, oyun iptal olmasın. Olmazsa anlatırsınız, tülahatla idare etmeye çalışırsınız falan. Biz bunları konuşurken Zeki'nin oynadığı rolü daha evvel oynamış bir arkadaşa ulaştılar. O geldi. Zeki de gelmeyen kız arkadaşın rolüne girdi. O da pembe kadın. Zeki'den pembe kadın yapmak çok zor bir şeydir rahmetli. Yürüyen posteki çünkü. Öyle olunca karşıda bir berberimiz vardı. Onu da bir perdahlı tıraş yaptırdık. İşte kaşlarını falan ben düzelttim. Güzelce de oyun oynandı. İlk tanışmamız öyleydi. Sonra can ciğer oluş nasıl oluyor abi? Biz orada böyle bir elektrik alışı oldu. Sonra ben Uluğras Tiyatrosu'na geçtim. Zeki de Arena Tiyatrosu'na geçti. Ben Uluğras Tiyatrosu'nda ikinci senede böyle Zeki diye bir arkadaşımız var, çok sıcak, aurası olan bir oyuncu diye Ulvi Hocam'a Zeki'yi önerdim. Hmm. Zeki de, hocam da kabul etti. Zeki de geldi. Hatta benden de daha çok maaş aldı. Biz orada kaynaştık, orada birleştik. Yani yarın yanağından başka her şeyimiz ortaktı Zeki'yle. Benim en çok merak ettiğim Zeki, yani Zeki Metin filmi demek
biraz haksızlık olabilir tek başına. Çünkü orada çok büyük başka isimler de var. Kemal Sunal gibi, Halit Akçatepe tabii. gibi. Köyden indim şehire. Çok güzel bir olaydır ikisi de. Salak milyoner de, köyden indim tabii. şehire de. Köyden indim şehire nasıl geldi size? Şimdi 1973 senesinde Ertem abi, Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın, hepsi rahmetlik oldu zaten. Sadık Şendil, çok muhterem bir beyefendiydi. Gerçekten İstanbul beyefendisiydi. Münir abi, Münir Özkul, bize tiyatroya oyun izlemeye geldiler. Oyunumuzu izlediler. Oyundan sonra da küçük bir oturma grup yapabilir miyiz? Tabii hay hay buyurun, oturduk. Çaylarımızı içerken biz sizinle sinema yapmak istiyoruz dediler. Biz de doğrusu hazırmışız. Zaman da gelmiş. Biz de hay hay dedik. Ertem abinin Gümüşsuyu'nda bir evi vardı. Orası onun çalışma eviydi. Kütüphanesiydi, yeriydi, platformdu, okuldu, ekoldü. Oraya hepimiz giderdik. Hatta Sadık abiyle ben en erken gidenlerdendik. Anahtar vardı bizde. Daha Ertem abi uyurken girerdik. Sadık abi çarşıdan o gün yapacağımız yemeğin şeyini getirirdi, erzağını getirirdi. Ben salatayı yapardım, o yemeği yapardı. Ertem abi kalkardı, çalışmaya başlardık. Önce köpürtme dediğimiz bir olay yapardık. Sonra da belli episodla, belli sahneler, yani sekanslar sinema dilinde. Sekanslar belli olunca Sadık abi arka odaya geçer, daktilosunda o sahneyi yazardı. Buna rağmen sette de gene yazma işlemi devam ederdi. Oyuncuyu da serbest bırakırdı Ertem abi. Biz de doğaçlama yapardık yani. Biz kendi mizahımızı oraya taşıdık. Ertem abi, Sadık abi bize dramatik yapıyı, sinemayı öğretti. Bu ikisinin sentezinden sentimental komedi diye bir tür çıktı. Hmm. O ikisi de gerçekten adı klasik eser oldu, başyapıt oldu. İkisi de çok fevkalade yapıtlardır. Kemal Sunal, mesela orada önce Zeki abiyle siz mi oyuncu olarak seçiyorsunuz? Kemal Sunal nasıl o projeye dahil oldu? Kemal Hababam sınıfıyla sonradan geldi. Kemal sıralamada bizden ileri oldu ama kabul etmek lazım. Çünkü Kemal kendi fizik yapısını, beyin enerjisini, ruhunu, söylemini, eylemini, kusurlu olanlarını bile öne çıkarmaktan hiç çekinmeyen bir oyun tarzı yakaladı. Onu sürdürdü, o tutturdu. Hatta o kadar değişmez hale geldi ki artık başka bir güzel şey yapamaz oldu. Ben de ona çok üzülürdüm. Çünkü Kemal bizden ayrılırken dedim ki aman yavrum bak sinema öyle bir şeydir ki sana hep aynı rolleri oynatırlar. Aynı şeyleri yaparsın ve bir tek tipe düşersin. Yazık olur. Sen oyuncu kumaşı olan bir adamsın. Sakın o duruma düşme dedim. Düştü ve zengin oldu. Beni dinleseydi açlıktan ölecekti rahmetli. Nurlarda yatsın evladım. 80-87 tane falan film yaptı gerçekten. Başlarda her sanatçı gibi o da istismar edildi ama sonra hakkını da aldı. Köyden indim şehre ilk vizyona girdiğinde nasıl tepkiler abi? Valla biz daha filmi çekerken bitirmemiştik. Fragman çekiyorduk. Atlantik sinemasında oynuyordu fragmanımız. Oraya gittik, fragmanı seyrettik. Dedik ki bir olay oldu. Bu olay patladı. Bu olay dönmez. Müthiş reaksiyonu vardı. Yani oradaki dört tipin sıcaklığı, Türk insanının bölünmezliğine rağmen birbirlerine kazık atma isteğinin arkada bir yerde yattığı gerçeği seyirci tarafından hemen benimsendi. Yani herkes çuvalı alıp kaçmaya gelir, yakalanınca da tekrar döner ve hiçbir şey olmamış gibi devam ederler. Bu bize ait bir şey. Başka millette böyle bir şey yoktur herhalde, bilmiyorum. Gayret, saffet, himmet. Ben dördüncüyü hatırlayamadım. Hayret. Halit'inki galiba. Tabii tabii. Ya çok çok yani. Ne enteresan. Ben mesela Metin abi şeyi çok anlayamıyorum. Son mesela Türkiye'de son 10 yılda falan yapılan başka işler de var. Ya biz hala bu replikleri konuşuyoruz. Bu kahramanların isimlerini hatırlıyoruz. Ben size şimdi mesela şey sayarım. 9999. Tabii. Yani mesela o nasıl bir şey ve neden bunların yenileri gelmiyor, girmiyor hayatımıza? Bir yerde bir eksiklik var değil mi? Ve uzun süredir var. Şimdi burada çok önemli. Bir sanat tüketicisi aşina olduğu tipi yakalayınca çabuk özdeşleşir. Hmm. O tipleri tanıyorlar bizim seyircimiz. Bizim kabarede oynadığımız tipleri de tanıyorlardı. Yani baktığı zaman Ahmet amca, Mehmet amca, bilmem ne teyze, hala diye tak yapıştırır ve şeyi verir. Bir o. İkincisi, bu oyuncuların hepsi aurası olan oyunculardı. Bu sinemada perde de biraz büyür.
Sahnede küçüktür ama perdede büyür. Yani kaşını kaldırsan sahnede kimse görmez. Orada 50 santimdir sinemada. Öyle olunca aura da büyür. Hepsi de aurası olan insanlardı. Türkçeleri, yani konuştukları dil ve tınısı mizah içeren tınıydı. Şiveler olsun mesela. Orta Anadolu şivesi nispeten komik bir tınıdır. Mizahın çok müsait olduğu bir dildir. Kayserili değişmez. Kayserili'nin kanaatim var, gül gibi zanaatım var, eşek boyar satanım, benim ne günahım var. Bununla da çabuk özdeşleşilir. O yüzden kullanılan dil, aura, dramatik yapının doğru kurulması, yani çatışma çok erken başlayacak. Düşün yani, bir çuval altın buldular, bitti, başladı film. Ondan sonra devam ediyor, bitmez. O dramatik yapının başlaması. Şimdi bazı filmler seyrediyorum. Ben ikinci kısım geliyor, daha film başlamadı. O doğrularla çok özdeşleştik. Yani seyirci identifikasyonda tanıdığı tipi, tanıdığı insanı, aşina olduğu tınıyı yakalarsa o zaman çabuk özdeşleşiyor. Orada şey bir sahne vardır ya, böyle statta Kayseri maçını seyretmeye gidiyorsunuz siz. Kayseri diye başlıyor. En son Kayseri, Kayseri. Kayseri oldu. Ya ne güzeldi, ne müthiş filmler. Çok hala müthiş da bir olaydı yani o Fenerbahçe bir şey maçıydı. Fenerbahçe bir şeyle oynayacaktı. Hatta bana da Osman'ı verdilerdi, kulakları çınlasın. Ve anlattım, dedim ki işte, çünkü maçın bir döneminde onlar sahaya girerken biz de sahadan çıkacağız. Ben sana Osman diye bağırınca bak beni gör dedim. Tamam abi dedi çocuk. Herkes de kendi adamına bunları söyledi. Çünkü sahaya bir girdiler bunlar. Stada ayağa kalktı. Diye Osman diyorum, Osman nerede? Gitmiş, gözleri cam gibi. Akvaryumda bakan gibi bakıyor. O müthiş bir kolektif hisleridir o. Biz çıktık mıktık ama Allah'tan makine gördü de ne gösterdiyse kadar futbolcular falan bizi görmedi bile. İkinci filmde galiba değil mi? Zeki abinin üstüne altınları buluyorsunuz artık. İstanbul'a gidiyorsunuz. Zeki abinin üstüne altınlar artık şey yapıyor. Tabii tulum yapıyordu. İkinci film herhalde o, yanlış hatırlamıyorsam. Orada mesela o tulum mesela nasıl bir tulumdu? Onun içine gerçekten bir şeyler konmuş muydu? Tabii tabii. Ağırlık koyduk işte o zaman. Altınlar da şey, çikolatadır onlar. Öyle mi? Tabii üzeri altın kaplama şeyle, jelatinle kaplı. Zeki abiyle sizi çok, yani isimleri karıştırma hikayeleri olur muydu abi? Çok. Yani ama anlatamayacağım kadar çok. Mesela ben Pertevniyel Lisesi'nde okudum. Pertevniyel Lisesi'nden benim arkadaşım bana Zeki Alasya dedi. Oğlum aynı okumuşsak nasıl öyle diyorsun ya, imkanı var mı? Ben Vatan Kurşunları'nın Şaban'da Orta Anadolu şivesiyle oynuyorum. O yöreden, Kayseri'den bir arkadaş benimle çok iyi arkadaş olduğunu, otelinde beni ağırladığını ve dolabından şarap akan yerlerde beni ağırladığını söyledi. Hiç böyle bir şey yok. Zeki abi o değil mi? Yani sahil yolunda Zeki ile geçiyorduk. Zeki Müren diye bağırdılar Zeki'ye. Bırak ikimizin karıştırmasını. Bu çok acayip bir şey. Aa, Zeki Müren geçiyor diye. Yani biz Metin Alasyalı, Zeki Akalasyalı falan, bunlar çok karışır. Bir de Zeki'nin adı başta yazıyordu. Başrolleri ben oynuyordum. Bana hep Zeki Alasya derler. Araya mı gidiyoruz? Tamam. Bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra Metin Akpınar'la sohbete devam edeceğiz. Sizin sorularınız da geliyor. Onları da soruyorum ara ara. ...30 yıldır dayak yiyorum Elvin ya. Derim kalınlaştı birazcık dayak yiye yiye. O bakımdan bana koymuyor. Ülkenin başbakanıyla biz aynı sokakta otururduk. Başbakana karşıydık. İki ev ötemizde ülkenin İçişleri Bakanı otururdu. Koruma polisi şurada diye biz onun yanından geçiyorduk. Bir günden bir güne bir polis gelip gidin buradan kardeşim demedi. O mahalle benim için çok önemli bir mahalle oldu. Asla kendimi Babali'nin bir parçası olarak hayatım boyunca görmedim. Bir şeyi değiştirmek istiyorsan zaten oranın aidiyetinden önce kurtulman lazım. Oranın aidiyeti olursan değiştiremezsin orayı. Ben özür dilerim, babam dayak yiyorum yani. Özür dilerim sanki hiçbir şey yok. Ya bir dakika, bu ülkede 5 yıl hapis yattı insanlar boş yere ya. Ben hesap sorma dönemini kapattım kafamda.
Zaten şu anda medyanın kendisi sitcom ya. Sitcom'la hatta sirk arasında. Benim hayattaki en büyük kompleksim ağzı açık uyumak. Hiç o yüzden uçaklarda falan uyuyamam. Senin de Twitter'ın varsa, Instagram sayfan varsa sen de bir medyasın. Herkes bir medya. Önemli olan ne biliyor musun ama? İsteyen istediğini yapsın. Başkalarına hakaret etmeden, başkalarına kötülük evet. yapmadan bütün renkliliğini yazsın. Çok daha güzel bir Türkiye olur. 20 yıldır bu ülkede yapılan bütün seçimlerde halkın %50'sinin oyunu almış. Her iki seçmenden biri yaptığı işi beğeniyor ve oy veriyor ona. İnsanlık, bırak Cumhurbaşkanı'nı, insanlık dışı bir nefret. Hepimizin alması gereken bir eğitim var. Sosyal medya eğitimi almamız lazım. Hürriyetten ayrıldım ben. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir evlendir. Halay çektim. Nerede çektim halayı ben? Kandil'de mi çektim? Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği, İstanbul'daki kadar güzel düzenlenmiş bir çadırda. Herkes oynadı, benim üzerime kaldı olay. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Metin Akpınar. İyi ki yapmışım. Nereden geldi ismi belgeselin? Çok güzel. Onu belgeselin sohbet sırasında finale doğru bir yerde söylemişim. Yönetmen Selçuk Metin, abi bunun ismi bu olsun dedi. Çok güzel dedi. Ben de kabul ettim. Gerçekten de popülasyon da kabul etti onu. İyi ki yapmışımın karşıtı çok olar çünkü. İyi ki yapmışım. O çok güzel oldu hakikaten. Şimdi, iyi ki yapmışım çok güzel bir duygu. Şüphesiz. Ama yine de geçmişe dönüp mesela bunu farklı yapardım dediğiniz bir şey var mı? Yani şimdi benim yaşamımda bir sürü değişiklik olmuştur. Dönüm noktaları vardır. O dönüm noktaları olmasaydı başka bir yerlere doğru giderdi benim yaşamım. Nedir abi mesela o dönüm noktaları böyle sorsam? Yani taşındığımız mahalle, karımla tanışmam, ondan evvelki flörtüm vardı mesela, ondan yaşamım ayrıldı. Ondan ayrılmamız çok tesadüftür. Mesela o Cağaloğlu'nu da şeyden çıkardı, kız okulundan çıkardı. Ben de köşede beklerdim onu. Oradan sahil yoluna inerdik. Sahilden Aksaray'a kadar yürüdük. Aşkımız büyük. Bir ara böyle bir sürtüşme oldu herhalde. Çıktı, normal aşağı devam etti. Gelmedi benim buraya mesela. Gelse belki de ben eşimle evlenmemiş olacaktım. Ondan devam edecektim. O kadara kadar güzel. Peki mesela bu dönüm noktaları, mesela Haldun Taner'le tanışmanız da bir dönüm noktası. Gayet tabii yani. Hem onun tanışmak dönüm noktası, Uyvuras hocamla tanışmamız dönüm noktası. Milli Türk Talebe Birliği'nde her yer tiyatrodur kampanyasını başlamamız bir dönüm noktası. Ulvi Hoca ile profesyonelliğin bir dönüm noktası. Ondan gençlik biraz delikanlılıkla, biraz da şımarıklıkla yaptığımız erken ayrılma bir dönüm noktası. Ondan sonra kendi tiyatromuzu kurduk, o ciddi bir dönüm noktası. Başaramadık, 3,5 ay kış turnesi yaptık, çok ciddi bir dönüm noktası. Oradan gelip Haldun Bey'e gidip bize oyun ver derken kabarenin kurulması çok ciddi bir dönüm noktası. Kabarenin 10. yılında Ekim'in ayrılması çok ciddi bir dönüm noktası. Kabarenin kapanması bir dönüm noktası. Haldun Taner'in yanından ayrılışınızı Zeki Metin şımarıklığı biraz diye anlatıyorsunuz siz. Yani o da nedenlerden biridir. Yani Haldun Bey'in kabare tanımlamasıyla bizim arzuladığımız ve sonradan uyguladığımız kabare formatında farklılıklar var. Haldun Bey gerçekten kabare tiyatrosu zeki insanların yazdığı, zeki oyuncuların oynadığı, zeki popülasyonun seyrettiği bir türdür. Bu 300 kişilik salonlarda rafine seyirciye, rafine espri üreterek oynanır. Mat seyircisinin orada olması kabareyi bozar diye bir fikri vardı. Ama biz de kabareyi İstanbul'da öyle oynadık, Ankara'da öyle oynadık, İzmir'de öyle oynadık. Ama turnede öyle bir şansımız olmadı, öyle bir salon yoktu bizim oynayacağımız. Çok büyük yerlerde oynadık, sinemalarda oynadık. Yani abartmıyorum, 7000 kişilik bir gazinoda bir hafta oynadık ve full oynadık. Şimdi oradaki reaksiyon, oradaki seyirci büyük kalabalıklara ulaşmak bizim için çok önemli oldu. Artı ekonomik olarak da gerçekten iyiydi. O yüzden de Haldun Bey bu formatın kabare formatını bozduğu iddiasıyla bunu yapmayalım dedi. Sadece ayrılma nedeni bu değildir ama Haldun Bey dinamosu çok çalışan bir adamdır. Yani müthiş bir adam. O Heidelberg'de okurken tüberküloz oldu. 6 sene toplumdan kısıtlandı. Orada müthiş bir birikim yapmış. Adeta patlamayla çıktı. Hiç doymaz o. Bir şeyi başlar bitirir, bir şeyi başlar bitirir, bir şeyi başlar bitirir.
Düşünsenize yani dramaturg, aynı zamanda hoca, aynı zamanda Milliyet'te Deve Kuşu'na Mektuplar diye köşe yazısı yazıyor. Öykücü bir yazar, kabare oyunu yazıyor. Müthiş bir şeydir ya, bitmez Haldun Bey. O yüzden o da böyle bir yeni kabare denemekti. Def Kabare diye bir kabare açtılar Ahmet Günhan'la. Tutmadı. Tabii Haldun Bey'in Almanya'ya gitmesi gerekti arada. Kalanlar toparlayamadılar. Demin benim yazarlar için söylediğim şey orada da geçerli oldu. Hatta rahmetli yarışma bile açtı kabare yazarı yetişsin diye gençler arasında. O bile olmadı. Sonra orayı kapatmak zorunda kaldılar. Biz de Zeki ile amaçladığımız tiyatroyu yaptık. Büyük kalabalıklara gittik. Komik şehir olduk. Yani Zeki Metin'i Türk sanat tüketicisi yarattı. Biz kendimiz öyle bir şey yaratmak için uğraşmadık. Zeki Metin'in yanılmıyorum değil mi? Bir de böyle bir ikili olarak gazino performansları da var galiba. Tabii yani zaten İzmir fuarda var mı? Yanlış mı hatırlıyorum abi? Sanatçının yapacağı şeyde fuarda oyun da oynuyorduk. Hı. Artı fuarda da gazino vardı. Yani gece kulüplerinde de şov yapardık Zeki ile fuarda. O gazinoda ikinizin performansının olduğu zamanlar var. Ben böyle bir tabii şey Maksim'de 7 sene falan. İkiniz? Tabii. Yani Ateş Böcekleri, Bal Arıları, Zeki Metin. Bireysel yapanlar da var Müjdat. Ateş Böcekleri kulaklar içindesin. Deve Kuşu Kabare'nin en önemli sac ayaklarından biri senaryo ekibi galiba değil mi? Yani o skeçlerin yazılması çok büyük iş. Yani hem kabare formatında yazmak, hem size göre yazmak, hem de güncele göre yazmak müthiş bir şey herhalde. Bunu kimse bilmiyordu canım kardeşim. Yani bir Haldun Bey biliyordu. Biz Haldun Bey'den öğrendik. Seyirci bizle beraber öğrendi. Teknik elemanlarımız bizle beraber öğrendi. Hatta sahne tasarımcılarımız bizle beraber gelişti. Müzik müellifleri bizle beraber gelişti. Böyle bir topyekin öğrenmeyle o tür çıktı. Sadece senaryo değildir o. Bir bütündür. Ve biz mutfaktan yetiştiğimiz için artık ne olacağını, neyin yakalayacağını, neyin tutacağını, neyin tutmayacağını bilirdik. Ama rahmetli Haldun Bey de her gün aşağı yukarı gelir. Onun böyle bir köşesi vardı. Oraya yaslanır. Beş parti süsü, tankçı beresi, ebe çantası. Oradan Eser-i Cedid kağıtları çıkarır. A4'ün eski ismi Eser-i Cedid'dir. Onun üzerine eski yazıyla notlar olur. Sonra onu evde daktilo eder, bize getirir. Biz de ertesi gün oyunda oynardık. Yasaklar, reklamlar, Beyoğlu, deliler, benim yani ezbere bildiğim şeylerini böyle, yani bana çık oyna deseniz o, yani yeteneğim yok hiç, o ayrı da. İnanır mısın, bu hala devam ediyor. Yani benim eşim, dostum, arkadaşlarım, iş adamları benden çok bilirler replikleri. Mesela Yılmaz Ulusoy kulakları için nasıl bunlardan biridir. Çünkü hep işe gidip gelirken kaset dinlermiş. Bütün repliklere benden daha hakimdir. Sizin böyle çok böyle aldığınız reaksiyonu hiç unutamadığınız bir skeç ya da bu bahsettiğim oyunlardan? Vallahi bunların hepsi oyunlar sırasında mükemmel. Şimdi rahmetli... Ne dergisiydi o? Ya bir dergide yazılmış bir oyunu ben kabareye uyarladım. O barda aynada kendisiyle konuşan bir adamın dertleşmesiydi. Hmm. Biri optimist, biri pesimistti. Yani Aziz abi onu yazmış şeyde. Ne dergisiydi? Unuttum şimdi derginin adını. Onu bir sahneleştirdik. Kızmış rahmetli. Kulağımıza öyle geldi. Ben de davet ettim. Geldi oyuna, çok güzel. Aziz Nesin'den bahsediyorsun. Aziz Nesin'den bahsediyorum. Ve oyundan sonra da bizi tebrik etti. Tebrik evet, ederim, ben böyle düşünmemiştim. Gayet güzel, çok güzel olmuş, elinize sağlık dedi. O sahne mesela finalden çok alkış alırdı. Optimist, pesimist sahnesi. Oraya şeyi de sokardık. Bir de antre alkışı beni heyecanlandırır. Hmm. Yani daha sahneye girdiğiniz zaman alkış alıyorsanız, o sizin kadrinizin kıymetinin bilindiğidir. Bu BKM'deki son 3 gösteride onu fazlasıyla yaşadım. Yani hatta aşağı yukarı salonun tamamı ayağa kalkıp alkışlıyor. O beni müthiş onurlandırıyor, müthiş heyecanlandırıyor. Yani tam kadir kıymet bilen bir sanat tüketicisi geliyor. Cihat Bey'in, yanılmıyorsam Cihat Bey'le oynadığınız bir meşhur şey var, Sarhoş var. Yasaklarda galiba değil mi? Yasakların trafik sahnesi. Tabii sizin oynadığınız inanılmaz. Böyle hiç sahneler vardır yani. Mami's Boy vardır, O Sarhoş vardır. Yine Yasaklarda Zeki abiyle var. Siz bir kampa gidiyorsunuz. Tabii kampın orada da, Zeki orada da Zeki'nin rolü çok önemlidir tabii. Çok büyük. O kadar çok
Biz şimdi bunları konuşurken insanlar o oyunlarda skeçleri kendi anılarıyla atıp gönderiyorlar. Anımsıyorlar. İnanılmaz şeyler yazanlar var. Yani o skeçleri lisede, üniversitede, ortaokulda kendileri müsamerelerinde falan oynayanlar, anılarını anlatıyorlar. Sizin sesinizle oynayanlar falan varmış. Vallahi insan zayıf başlık. Yani bağırsan 100 metre öteye sesini duyuramazsın. Böyle yıllara seslenmek ne kadar güzel bir şey. Siz bunu Ferhan abiyle ilgili bir şey size sorulduğunda söylemişsiniz. Diyorsunuz ki büyük sanatçılar yaşarken ölümlüdür. Evet. Öldüklerinde ölümsüzlerdir. Ölümsüzdür. Artık ölmez onlar. Yani sabit eser bırakıyoruz çünkü. Siz şu an yaşarken de ölümsüzsünüz. Ne acayip bir şey bu. Ben bunu burada sizinle ilgili yazılıp sizlenleri gördüğümde görüyorum. Bu ne müthiş bir his. Benim için olağanüstü bir his. Sizin karşınızda röportaj yapabiliyor olmak ama. Var mı? Ne şanslıyız ki sizin gibi birine sahibiz bu ülkede, bu toplumda. Çok teşekkür ederim. Bizim için çok büyük bir onur bu. Birazcık iyi ki yapmışımı konuşmak istiyorum ben size, belgeseli. Nasıl çıktı böyle bir belgesel yapma fikri? Nereden geldi size? Şimdi bunu hakikaten Selçuk Metin getirdi bana. Teklif onundur, mucidi de odur. Selçuk Metin daha evvel Haldun Taner'le ilgili bir belgesel yapmaya çalışıyordu. Bana da orada çalışıp çalışmayacağımı sordu. Ben de seve seve çalışacağımı söyledim. Haldun Bey'in çok naif, çok güzel bir öyküsünü medah formatıyla, çağdaş medah formatıyla yorumladım ben. İlk orada tanıştık. Ondan evvel de İKSV bana onur ödülü verdiğinde orada benim tanıtım filmlerimi de Selçuk yapmış. Orada bir şey yakaladım abi diyordu. Yani kompozisyon herkes yapıyor ama senin kompozisyonların birbirlerinden çok farklı kompozisyonlar. O sizdeki potansiyeli bana hatırlattı, getirdi. O yüzden de böyle bir Haldun Taner belgeseli gibi sizinle de bir belgesel yapmak istedim. Var mısınız dedi. Ben öyle hemen varım ya da yokum demem. Bir düşüneyim dedim. Her şeyi de öyle yaparım. Düşündüm bir hafta, yani bu keyifli bir olay olacaktır. Yani 80 seneyi 2 saate sığdırmak çok zor. Ama gene bir sabit eser kalacak. Bundan sonra da işte bir kitap çıkarsa, bir de kabare müzesi açarsam bunlar benim son yıllarımın hediyesi olur diye düşündüm. Gerçekten de iyi çalıştık. Binlerce resim taradık. Selçuk tekniğe çok iyi hakim. Bir de duygu yoğun bir arkadaştır. Çok güzel bir olay çıkardı. Yani dikkat ediyorum, herkes bir yerinden tutuyor. Kimisi Atatürk arkadaşlarından tutuyor, kimisi annemin anlatmamdan tutuyor, kimisi ağlıyor, kimisi gülüyor. Her taraf ucundan bir yerden bir şey tuttu. Demek ki doğru bir iş yapmışız biz. İyi ki yapmışım, doğrudan kaynaklandı. Selçuk Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de bizi bulaştıran o. Aynı zamanda kafayı da kapağı yapar. Sağ olsun Selçuk, kendi... benim menajerim oldu zaten. Fahri'nin menajeri. Herkes ona gidiyor. Yok, çok kıymetli biri olduğuna hiç şüphe yok ama bu bizim için yaptığı da hiç unutulacak bir şey değil. Buradan bir kez de buradan teşekkür edeyim. Var olsun. BKM'de de yönetmenliğimizi o yapıyor. O yapıyor, evet. O yapıyor. Belgeselde eşiniz yok. Eşim konuşmak istemedi. Ben şimdi bir şey soracağım. 60 yıldır evlisiniz değil mi abi? 61'e girdik. 60. Maşallah diyelim önce. 61 yıldır evlisiniz. Eşiniz... Normalde Metin Akpınar'ın eşi daha ön planda olur. Daha Metin Akpınar'ın eşi biliriz. Hani hiç ön planda olmayı tercih etmemiş biri. Etmedi öyle hakikaten. Bir tarzı da yok. Belgeselde de yok bu arada. Belgeselde konuşmak istemedi. Hatta Selçuk çok ısrar etti yani. Muhakkak haklı bir gerekçesi de vardı. Sessiz olmaz. Şimdi şöyle bir olay vardır. Yani kadın erkek çok farklı iki yaratıktır. Tabii hukuk karşısında sosyal olarak, yaşam olarak eşitizdir. Şüphesiz. Ama onların beyin yapıları, enzimleri, duygusallıkları falan bizden çok farklıdır. Çok da ileri bence. Tabii bizden çok. Bizim bir testosteronumuz vardır. Ondan yatıp ondan kalkarız. Bunların 6 tane, 8 tane başka enzimleri var. Her enzim bir duygudur. Yani o anlatsa başka bir şey anlatacaktı. Onun farkına vardı. Benim Selanik kökenlidir karım. Zeki bir kadındır. Onun farkına vardı, ben konuşmayayım daha iyi dedi. Çok da ısrar etti, ona rağmen konuşmayı istemedi. O yüzden de hatun iyi ki yapmışım da yok. Ama sizin üzerinizde çok etkili olduğunu ben bizim Kafa Radyo gecesinde gördüm. Masada otururken uzaktan valla bütün hepimizi çok şahane bir şekilde kontrol etti. Biz de tabi olduk mutlulukla, gururla. Hala yememe içmeme karışır, hala yemiyorsun gene içiyorsun sadece falan diye. Nereye gitsek 60 senedir hem anne hem kadın hem menajer.
Şimdi benim izleyiciler de görmüştür. Bugün sabahtan beri gözlerimde acayip bir alerji hakikaten var. Hakikaten benim de dikkatimi çekti. Şimdi bu görünce hemen söylediniz ve üstüne bayağı böyle bir tıbbi konuşma başladı. Sizin böyle bir ilginiz de var değil mi? Tıbba bir ilginiz var. Evet, çok şükür. Nereden geliyor bunun kaynağı, nereden? Sadece merak diyebiliriz. Bayağı esasında teşhis falan koyduk, tedaviye gidiyorduk. Yani. Tabii tabii. Yani bazı yerlerde iyiyimdir. Yani dahiliyede fena değilimdir. Bayağı iyiyimdir. Göz korneayı okudum ama korneanın sadece kitabı şu kadardır yani. Biraz zordur göz, derindir, çok derindir. Korneanın kitabı mı okudunuz? Tabii tabii. Ben dahiliyeyi de Harrison'dan okudum. Yani ha, bayağı dahiliyenin temelleri tabii, yani. Ben de ki yani bir pratisyen hekimin eğitiminin bir kısmını aldım diyebilirim. E sizin bayağı kitabi bilgi o zaman bu. Hani bu bizimkiler tabii, tabii gibi duyduk, arkadaşın da omzu arıyormuş falan değil mi bu? Yok, biraz o meraktandır, biraz okumadandır. Tıp dergilerini falan da takip ederdim. Şimdi etmiyorum ama ederdim. Bir de çok doktor arkadaşım vardır benim. Üst düzey hekim arkadaşlarım vardır. Onlarla tartışır, konuşurum. Bir de biz kalabalık bir aileyiz. Çok hastam oldu benim. Çok da öbür tarafa gönderdim. Onun için o hastalıkların da hepsini bilirim yani. O yüzden mecbur öğreniyorsun zaten. E bu bir süre sonra biraz böyle hastalık hastalığı da getirmiyor mu abi? Her şey bince ya öyle mi böyle mi falan diye. Tam tersi. Daha doğruyu buluyorsun. Yani yarım kültür hastalık hastalığı getirir. Yani gazeteden öğrenilen, dergiden öğrenilen, işte bu sosyal medyadan öğrenilen tıp adamı öldürür. Ama öteki hakikaten doğruyu düşündürür. Ve bu nereden başladı bu sizde peki? Böyle bir hani oturup tıpla bu, ilgilenme kitapla... Daha babamdan kaynaklanan bir şeydir. Babam benim diplomasız eczacıydı. Yani eczacı da denmez. Bu koyunların karaciğerindeki bir paraziti düşünen ilacı yapıyordu. Onu da rahmetli Süreyya Paşa'dan öğrenmişti. Altın bileziği olan bir diplomasız işçiydi esasında. İşçi emeklisi babam. Onun oradaki biraz sömürüsü falan beni rahatsız ediyordu. Ben de böyle bir diplomalı eczacı doktor olmayı istedim. Ama ben maalesef edebiyat okudum lisede. Yani FKB falan okumak zor işti zaten. Onu da yazmadım hiç. O yüzden amatör olarak o yolu seçtim. Bayağı o benim yan yolum oldu adeta. Aksaray'da eczanede bile çalışırdım yani uzun süre. Kalfanın kalfasıydım ben. Çırağı diyebiliriz. Ama ilaç milaç öksürük şurubu falan yapardım. Yani güzel iğne yaparım hala. Küçük hapsileri falan açarım. Yani. Ciddi misiniz? Fena değildir. Aklımızda olsun abi. Çok sıkışırsak geliriz vallahi artık. Volkan Doğal isimli bir izleyicimiz diyor ki Hastane isimli dizide Liboş karakterini oynarken Zeki Alasya sosyalist bir karakterdi. Acaba gerçekte nedir çok merak ediyorum ben demişler. Yani Zeki sol tandanslı değildir. Daha liberaldir. Öyle düşünür. Kafası da öyle basardı. Abi DVD koleksiyonlarını falan gönderiyor insanlar. Şeyleri, kasetleri, video kaset koleksiyonlarını falan. Ama ne kadar güzel. Bende bile yok. Bende reklamların kaseti var. Bayağı şey kaseti. Teyp kaseti. Onu işte Orhan Kencebay yapardı. Burhan Kencebay'ın kardeşi. Onların soyadı Kencebay'dır esasında. Öyle mi? O diyor kasetlerimizi hep o yaptı, piyasaya o sürdü. Felsefe ve hukuk bölümlerini ikişer yıl okuyup bırakmışsınız. Sebebi yalnızca tiyatro muydu? Oralarda size göre olmayan ne var diye sormuştum. Yani birincisi evlenmiştim. Hatun İstanbul'da, ben Ankara'da. Yani Eskişehir'de simit salep pişmekten midem bozuldu. Bir de para yok, pul yok. Gidiyorsun oralarda kalıyorsun. Tuna Palas diye bir 3 yıldızlı mı 2 yıldızlı mı şeyde kalıyordum. Otelde kalıyordum. Hiç rahat değildi. Eğitimi çok sevmeme rağmen, dil tarih coğrafya fakültesinde okumama rağmen bitiremedim orayı. 2 sene yani o da derslere çok girdim denemez yani. Ama felsefeye merakım arttı. Ondan sonra ben felsefe üzerine gene tahsil sayılabilecek kadar okudum. Oradan geldim, İstanbul Hukuk'a girdim mecburen. Hukuku da bitiremedim ama hukukun bitmemesi tiyatrodandır. Sizin muhteşem bir demokrasi benzetmeniz var. Senfoni orkestrasına benzetiyorsunuz. Evet. Ya ben bunu çok beğendim. Geçen Fatih abi de gördüm, onun konuğu olmuştunuz. Sizce ülkemiz iyi bir senfoni orkestrası mı? Türkiye'yi bu anlamda nasıl tanımlarsınız? Vallahi biz daha yaylı sazlar kuarteti bile olamadık. Şimdi bizde demokrasi hep yanlış anlatıldı. Yani her şeyi aynı olan, beraber düşünen, beraber yaşayan popülasyonlara demokratik popülasyonlar diyorlar. Tam tersidir.
birbirinin tam zıddı olan, tam aykırı düşüncede olan bütün popülasyonların şiddet unsuru olmaksızın birlikte yaşayabildikleri kurum ve kuralların olduğu sistem demokrasidir. Bu da senfoni orkestrasıdır. Her partisyonu ayrıdır enstrümanların. Hiç gürültü çıkmaz. Bu müthiş bir şeydir. Onun için gerçekten onu demokrasiye benzetirim. Müthiş bir demokratik yapıdır. Keşke bütün ülkeler öyle olsa. Bizimkisi olsun da diye sonra sıra gelir herhalde değil mi abi? Bizimkisi pek olacaktır. Olacaktır bence, insanın özüne uygun bir şey o. Birlikte oynamaktan en çok zevk aldığı kadın oyuncu kim? Nevra. Nevra Seyret'in müthiş bir oyuncudur. Ya ben onu ilk Ankara turnuvamıza gittik, daha oyuna başlamadan evvel Durdurun Dünyayı inecek vardı seyrettim. Genco yakalamış. Bir Alman, bir Amerikalı, bir Rus tipleme yapıyordu. Ama dedim işte bu hatun tam kabareci hatun. Yıllar sonra nasip oldu. Beraber çalıştık. 3 sene beraber çalıştık. Müthiş disiplinli, saygılı, müthiş bir oyuncudur Nevra ya. Genco Erkal demişken 12 Eylül'de galiba Genco abinin tiyatroyu kapatıyorlar. Size gelirken yolda sizi hiç beklemeden sizi kapatıyorlar. Benim arkadaşlarım vardı. Size gelecekler diye sinyal aldım. Biz tatile girdik. Kapatmasın. Onun için bizim tiyatromuz hiç kapatılmadı. Sahibi bu hikaye gerçekten. Tabii tabii gerçek. Ya size de geliyorlar bir şey. Yani ciplerle geliyorlardı o zaman zaten. Arkadaşlar dolaşıyordu öyle. Bütün yani 81 yıllık ömrünüzde sanat hayatınıza, tiyatroya, sinema hepsini dahil ettiğinizde baktığınızda sizin en çok zorlandığınız, baktığınız zaman en böyle bu ne ya böyle dediğiniz dönem hangisidir abi? Yani bir defa sanatın büyük popülasyonlarca bizde kabul edilip gelişmemesinden çok şikayetçi oldum. Bu benim aşağı yukarı bütün yaşamımda devam etti. Hmm. Başından itibaren. Yani ben öyle bir sanat dehası falan değilim ama beynin en iyi ürününün sanat olduğu düşüncesini küçükten beri taşıyorum. Hala da ısrarla üzerinde durduğum bir olaydır. Onun bu ülkede gelişmemiş olması, istediğimiz çizgiye varamamış olması. Sadece tiyatro için, kabare için söylemiyorum bunu. Yani inşaatta da öyle, binada da öyle. Yani söyleyecek sözü olan beyaz cama da yazar, beyaz kağıda da yazar, pelikule de yazar, binanın cephesine de yazar. Biz de şehircilik olarak baksan zaten ne dediğimi çok net anlaşılır, anlarsın. O yüzden sanatın istediğim çizgide olmaması benim çok sıkıntı çektiğim dönemlerdir. Sanata talep azaldı demişsiniz siz abi. Sanata evet. Gerçekten talep azaldı mı? Bu toplum için çok yıkım değil midir ya? Bence öyle maalesef. Yani her türlü öyle. Yani resim satışları da öyle. Sanat ürünlerinin değerlendirilmesi öyle, fiyatın oluşturması öyle. Tiyatroya ilgi öyle. Kabare tiyatrosu yok. Yani tiyatrolar yelpazesine baktığımız zaman, sanat yelpazesi diyorum ben ona, siyasi partiler yelpazesi gibidir. Yani merkez vardır, merkez sağ, merkez sol vardır, radikaller vardır. Burada dışta operası vardır, balesi vardır, klasik tiyatro vardır, kabare tiyatrosu vardır. Ama korku tiyatrosu vardır, gazete tiyatrosu vardır, sandviç tiyatro vardır, şiddet tiyatrosu vardır. Bütün bunlar yok. Bunların eğitimi de yok. Bunların hem yazarlarının, dramaturglarının, hem oyuncularının, hem teknik elemanlarının yetiştirilmesi gereken bir eğitim sistemi lazım. Bu yok. Onun için kültür ihtilali diye bağırıyorum. Zihin haritasını değiştirmemiz lazım bizim. Paradigmamızı değiştirmemiz lazım. O olmadıktan sonra da olmayacak. Sanata ilgi tabii azaldı. Sanata talep az. Peki neye talep çok? Şimdi üzülerek söylemek zorundayım. Biz cahil bir toplumuz hala. Türkiye genelinde ilkokul 5'tir eğitimimiz. Başka cevap gerekmez. Çok net oldu abi, bu kadar net. Ama çok üzülüyorum buna yani. Evet, onların kabahati yok. O popülasyonu ben katiyen suçlamıyorum. Biz yapamadık bunu. Siyasi otorite yapamadı. Yerel yönetimler yapamadı. Biz onlara eğitimi taşıyamadık. Bu bölge kalkınmacılığından oldu. Yani Sinop İskenderun'dan bir hatçız. Doğuyu biz bıraktık. Bu tarafı kalkınmada öncelikli diye ilan ettik. Buradaki popülasyonun gayri safi milli hasıladan aldığı payı yüksek tuttuk ki Batı'nın ürettiği malları tüketebilsinler, biz alalım diye. Bu bizde müthiş bir bölünmeye neden oldu. Ondan sonra zaten bölündükçe bölündük. Şimdi polarizasyon var, çoklu bölünme yaşıyoruz.
Ben bunu size programın başında sordum ama ısrarla insanlar soruyorlar. Yeni nesil mizahı nasıl bulduğunuzu, son dönemde görsel olarak yani sahnede, ekranda neye güldüğünüzü soruyorlar. Başında ben farklı bir şekilde sordum ama bu kadar çok yoğun geldi yani, bir daha sorayım. Yani mizah bitmeyecek. Yani ben mizahtan kopamam. Ama yani şu iyidir, bu yanlıştır diyemiyorum. Dememeyi de tercih ediyorum. Ama mesela tiyatro bir ansambl işidir. 20 tane one man show varsa, 30 tane one man show varsa fazladır diye düşünüyorum. Stand-up'tan bahsediyorsunuz değil mi? Stand-up'tan bahsediyorum. Stand-up komedi, ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı, kısa süren, yıldırım gibi çarpan müthiş bir mizah unsurudur. Biz de bak konuşanları yani, önce iyi konuşmayı, zeki olmayı gerekir. Belki zeki çok ama iyi konuşan yok. Hiçbiri mi? Bence hiçbiri. Cem Yılmaz dahil. Beğeniyor musunuz Cem Yılmaz'ı? Çok beğeniyorum. Çok zeki bir çocuk. Mükemmel işler yapıyor. Çok takdir ediyorum. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil yani, onu söyleyeyim. Stand-up'ta aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, doğru konuşmak, tonlama, tiplemede daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor. Tiyatroda kimleri beğeniyorsunuz? Ya tiyatroda da çok arkadaşım yetişti. Kadın, erkek. Ben onları da takdirle karşılıyorum. Ama az buluyorum. Az buluyorum. Yani saysam 10 taneye geçmez. Şevket'i beğeniyorsunuz galiba değil mi? Şevket Çoruk'u. Yaptığı işi özellikle Şevket'in tiyatro kurmasını... özellikle yaptığı işi beğeniyorum ve takdir ediyorum. Şevket gerçekten hiç kimsenin yapamadığı bir olayı yaptı. Bizim de yapamadığımızı yaptı. Nedir o, isterseniz siz söyleyin. Onun için de o kabuğu hak etti. Kabuğu taşıdı. İnşallah da ona uygun da güzel şeyler yapacak. Bütün varını yoğunu bir tiyatro kurmaya da değil mi? Ne enteresan evet, bir şey. Evet yani başka yan ürünlerden kazandığı paraları... Diziden, oradan, buradan... Getirdi, tiyatroyu yaptı. Çok da güzel bir tiyatro yaptı. Müthiş, kaç baba sahne. Defa gittim baba sahne. Ben de çok sık gidiyorum. Çok güzel oyunlar da izledim orada. Bence mükemmel. Yani işte onların sayısının çok olması lazım. Ya bugün her ilde bir tiyatro niye yok kardeşim? Şey seyrettiniz mi abi? Bir Baba Hamlet. Ettim. Muhteşem bir oyun değil mi? Bence de muhteşem bir oyun. Çok da iyi oynuyordu. Özellikle Murat çok iyi oynuyordu. Şimdi kızımız nasıl oynuyor bilmiyorum. O da yapıdan komik olmayı becerebilen bir kadındır. Bence o da başarılı olacaktır. Ama Murat çok iyi oynuyordu. Deve Kuşu Kabare oyunlarında benim için böyle çok acayip zirveler vardır. O zirvelerden bir tanesi de sizin klasik Türk müziği eserlerini söylediğiniz anlardır. Evet. Ve böyle mest oluruz. Oralarda olamadım ben, yaşım yetmedi sahnede oturmaya, yani tiyatro şeyinde, seyirci sahnesinde, ama seyrederken gördüğüm, dinlerken gördüğüm, bunun seyirciden de muhteşem bir reaksiyon aldım. Her oyunda bir tane patlatırdım öyle. Bir klasik Türk müziği eğitiminiz var Metin abi? Hayır, benim müzik eğitimim yok. Ben notist değilim, usul bilmem. Kulak hafızam var. Bir de çok haşır neşir oldum. Yani bizim evimizde de taş plaklar vardı. Hafız Bürhanettin Efendiler, Hafız Yaşarlar, Hafız Kemaller, Deniz Kızı Eftelyalar. O müzikle büyüdüm ben. O da kulağımda kaldığı için şan konserlerine de giderdim. Sonradan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserlere de giderdim. Yani cumartesi içmeme rağmen pazar 11'de giderdim oraya. Hafif yanımdakiler çakır keyif olurdu ama... Solun solunumdan tabii. Gene de çok seviyorum. Üstad Nevzat Atlı çok büyük bir müzisyendir. Büyük bir şeydir. Radyolog olmasına rağmen bu tarafa eğilmiş, bu tarafta büyük eserler vermiş. Büyük bir sanatçıdır. En çok kimleri sever dinlersiniz? Muhteşem bir adamdır. Yani o ekipten herkesi sever. Münip Utandı benim için çok iyi yorumculardan biridir. Adnan çok iyi yorumculardan biridir. Nasıl oldu da Metin Akpınar'a bir albüm yapılmadı peki? Çok teklif aldım. Ama ben biraz haddini bilen bir adamımdır. Bizim üstadlarımız derler ki 500 şarkıyı usul vurarak okuyamıyorsan şarkı söyleme. 500 mü? 500 şarkı. 500 şarkıyı şu an okuyanlar arasında bilen kaç kişi vardır, çok merak ediyorum. Şimdi bu böyle bir şey yok yani, 15 şarkı ezberleyen solist oluyor, o ayrı bir şey. Ama bu olması gerekendir. O yüzden de böyle bir şey olmadı yani. Ben nasıl kompozisyon çalışıp yapıyorsam şarkı söylemeyi de öyle yapıyorum. O yüzden de sahneye çıkıp solist olmadım. Ama o derecede çok işler yaptık. Ben rica etsem acaba bizim için araya yok, gitmeden bir tane bir şey söyler misiniz? Bunu hiç sevmem. Öyle mi? Evet, geçin, unutun. Unutun gitsin. Şimdi BKM'de de mesela talep geliyor. Hayır, söylemiyor musunuz? Onu da yapmamaya çalışıyorum, evet.
Yani o başka bir mut. Yani o sazı olacak, sözü olacak, sohbet, muhabbet olacak. O orada mırıldanılır. Bizim ama şimdi hadi bize bir şarkı söyle. Bizim bir şarkı... tane Metin Akpınar'ımız var. Biz istiyoruz sadece. Ama tamam, tabii ki siz istemedikten sonra hiçbir şey. İzlediğiniz bir dizi var mı abi? Nasıl? Dizi var mı? Takip ettiğiniz bir şey. Yani Netflix'e üye olduktan sonra hayatım kaydı. 4 saat televizyon seyrediyorum. Ben hiç bu kadar televizyon seyretmedim. Kanepeden kalkamaz oldum. Takip ettiğiniz bir şey var mı? Önereceğiniz, şunu seyrettim şu ara çok iyiydi falan diye. Vallahi bir sürü diziyi çok sevdim. Yani belgesellerden mesela İngiliz tarihini izleyen belgeselde Crown'da çok fevkalade iyiydi. Gene de bir sürü olay var. Dastas'ta sahnelenen, sizin yönetmenliği yaptığınız Deli Bayram'ı ilk sahnelerinde neler hissettiğinizi soruyorlar. Vallahi çok keyifli bir olaydı. Hatta ben çocuklarım rahatsız olmasın diye yukarıda ışık odasının yanında seyrettim. Fakat seyirci nereden duymuşsa daha replikler mesela Mert evladım burası galaksi taksi araba yok dedi. Herkes yukarı döndü. Diye kıyamet koptu. Müthiş heyecanlandım. Yani bana verilmiş çok müthiş bir ödüldü o. Büyük bir ödüldü. Çocukları da çok iyi oynadılar. Gayet güzel oynadılar. Çiçek gibi de oyun geçti. Hala da güzel güzel gidiyor. Her ayda 4-5 gün oynuyorlar. Çok da keyifli gittiği haberini alıyorum. Araba yok kardeşim yani araba yok. Tabii müthiş bir olaydı o ya. Bakın 18 yaşında Ekin yazıyor. Diyor ki 18 yaşındayım, size çok hayranım. En büyük hayalim tiyatrocu olmak ki bütün oyunlarınızı defalarca izledim. Videolardan da olsa izledim. Genç tiyatrocu adaylarına tavsiyeniz nedir? Ben normalde böyle klişe soruyu sormam konuğa ama 18 yaşında bir Metin Akpınar hayranının her istediğini sorarım. O yüzden soruyorum. Çok doğru, çok teşekkür ederim. Ekin'in Fransızların bir sözü vardır, ben çok severim. İstemek yapmak demektir. İstiyorsa yapacaktır. Hiç kural tanımasın, bunu yapsın. Tiyatrocu olsun. Ama tiyatrocu olmak biraz doğadan Allah'ın cömert yerine rastlaması lazım. Yaratılıştan bir şeyler gerekli. Kulak hafızası, beyin enerjisi olarak falan. O var ise, bir de bunu bilgiyle silahlandırırsa, güçlendirirse, bence aktör, artist olması için hiçbir engel yok. Dilesin yapsın. Gökhan Bey soruyor. İyi ki yapmışım belgeselinde sahnedeki ölüm sahnesi ve çocuğun babasının tepkisini anlatabilir miyim Metin Bey? Sorar mısın? Çok keyifli bir şeydi o hakikaten. Bizim bu Ulvaraz Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra Genel Tiyatrosu diye bir tiyatro kurduk. İşler hiç istediğimiz gibi gitmedi. 14 kişi, 12 kişi falan geliyor. Sahne daha kalabalık. Öyle olunca dedi ki bu iş olmuyor. Zaten rahmetli Muhtar da öyle dedi. Reyleri söyleyemezdi. Çocuk lavabı böyle olmuyor, devam edemiyoruz dedi. Bizi koydu kapının önüne. Ne yapalım? Hadi bir kış turnesi yapalım dedik. Oraya gitti. O kış turnesinde İki Ateş diye bir oyun oynuyorum. Zihni küçümen çevirmişti evladım. Allah rahmet eylesin. Birinci perdenin sonunda iki el ateşin biri ediliyor. Mermiyi alıyorum ben. Kanepeden yuvarlanıp kanepenin arkasına düşüyorum. Ölüyorum güya. Ama aslında ölmüyor. İkinci perdede de her işi karıştıran o olacak. Ve mermiyi aldım. Kanepeden yuvarlandım. Düştüm. Bir çocuk diye ağlamaya başladı. Babası susturmaya çalıştı. Susmadı. Çocuğu aldı. İniyor oradan. Ben de seyirciye dönük yatıyorum. Başım seyirciden yana. Geldi sahnenin önüne kadar. Avansene dayandı. Metin Bey diyor. Metin Bey. Ben ölüyüm ya. Metin Bey denir mi? Metin Bey. En son böyle yapıyorum. Metin Bey çocuk çok ağlıyor. Bir bakar mısınız diyor. Siz ölmedi ya Metin amca ölmedi. Çocuğum diyor ölmedi Metin amcam. Bak yaşıyor diyor. Oyunu bozuyor adam farkında olmadan. Böyle güzellikler çok yaşandı. Araya mı gidiyoruz? Peki programın sonuna geleceğiz. Bir küçük aramız var. Ondan sonra Metin abiyle birlikte bitireceğiz programı. Kimse gidip Ali Koç o gazeteci haber yaptırıyor. Bu sosyal medya adamlarına tweetler attırıyor falan diyemez. Yani La Liga diye bir hedefiniz yok mu? Ya var işte o an aklıma o geldi. Peki hayır öyleyse bir şey soracağım da o yüzden. Öyleyse müsaadenizle ben bir şey sorayım o zaman. Neden İspanyolca ders alıyorsunuz? Hoşuma gidiyor. ya. Ben çocukları göremiyorum ya. Yani gerçekten şu an Melisa'ya ekmek almaya gidiyorum diyerek çıktım evden. Yok artık ya. Şu anda ben zamansal olarak bitmiş durumdayım. Ekonominin anahtarı tekrar size verilse. Yarın ne yaparsınız ilk? Anahtarı reddederim. Çünkü Türkiye'nin ekonomisi sadece ekonomi yönetimiyle düzelmez. Gayretimiz Suriye'de şartlar olgunlaştığında Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmeleridir. Benim maaşımı söylediler gecede.
Ben hemen devlet yasasına istifam ettim. Hemen o anda mı? Hemen. Ondan sonra bunların aralarına sıkıştım ben, girdim. Yurt dışındaydı. Berfin'in annesi o zaman, daha evlenmemişti. Aslında bir mektuptu. Şiir niyetiyle de yazılmamıştı. Sonra o dönüp bütün mektubu ezber söyleyince ben dünyanın salak sorusunu da sordum. Bu mektup sende duruyor mu? Bizim aramızda 10 yaş var Meryem ablayla. O dış burada söylenir mi kızım? Evet, bir şey. Canlı yayında öyle şey. Sosyal medya sınırsız bir özgürlük alanı değil. Yani sokakta bir kişiye küfredebiliyorsanız sosyal medyada da küfretmeye hakkınız yok. Türkiye için kendi iktidarının, kendi sağlığının, kendi başkanlığının ötesinde bıraktığı bir miras var. O mirasın adı Kemalizm. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Konuğumuz Metin Akpınar. Bizim gazeteci bir arkadaşımız var, Ersoy. Ersoy Özlem, çok severim ben. Ersoy'un bir sorusu var size, diyor. Günümüz İstanbul'un en önemli sorunu taksi. Deliler oyununun en önemli skeçlerinden biri de Galaksi Taksi'ydi. O dönem yapılan bir skecin bugün de devam etmesi garip gelmiyor mu, demiş. Hiç garip gelmiyor çünkü hiçbir şey değişmemiş. O ilk repliği öyleydi zaten. Alo, Galaksi Taksi, araba yok. Bugün de araba yok. Yani İstanbul'un nüfusu nereye geldi? Araba sayısı hala aynı. Daha doğrusu taksi, ticari taksi sayısı hala aynı. O yüzden de şeyler büyük para kazanıyor, plakalar. Taksi işletmecileri büyük para kazanıyor. Ondalıkçı şoförler para falan kazanmıyor. Onlara üzülüyorum. Ama belediyenin önerdiği yol iyi yoldur, doğru yoldur. Bence ona dönülmesi lazım. Olan bu arada İstanbul'da yaşayanlar oluyor. Yani şimdi zaten Cumhurbaşkanım da söyledi onu, yani belediye başkanı oldunuz ama encümen biz de biz sizi çalıştırmayız dedi. De kim çalıştırmıyorlar? 10 defa reddedildi. Ya 1000 tane taksi plakası gelse paraları mı düşecek, rezil mi olacaklar? O kadar da belli ediyorlar ki o plaka yetkisini de bize verin, yapalım diyorlar. Ya bu kadar belli olmaz yani, ayıptır ya. Onun için o hiçbir şey değişmedi, aynı. Zeki abinin çok büyük bir Buda heykelleri koleksiyonu varmış. Sizin de böyle bir koleksiyonunuz var mı, diye soruyor Ersoy. Zeki kendini de çok rahat eleştirebilen bir zekaya sahipti. Bence bir masariyettir o. Anneciği de, benim annem de belli bir yaştan sonra köşelerine oturdular, hiç kalkmadılar. Zeki'nin annesinde bir divanı vardı, oraya bağdaş kurar böyle. Entarisi de vardır çiçekli. Camdan bakar, oradan idare eder her şeyi, oradan yönetir. Zeki onu Buda'ya benzetirdi. Biraz da kendini benzetir. O Buda biraz farklı bir Buda'dır. Sırıtan Buda derler ona. Onun koleksiyonunu yaptı Zeki. Yani hem kendisine benzetti, hem anıcına benzetti. Hem insanların bazı davranışlarını orada özetlendiğini düşünüyordu. O yüzden de zengin 3000'i geçen bir Buda koleksiyonu vardı. Ona en küçük Buda'yı da ben aldım, Yeşimtaşı'ndan. En büyük Buda'yı da ben aldım, bir ahşap Buda'ydı. Sonra Zeynep ile Jüli de onu Vefi Koç Müzesi'ne bağışladılar, Rahmi Koç Müzesi'ne bağışladılar. Budalar orada duruyor şimdi. Sizin bir koleksiyonunuz var mı? Ben tesbih koleksiyonunu seviyorum. 50'ye yakın resim koleksiyonum var. 5-6 tanesi başyapıttır. Ben de seviyorum yani, küçük şeylerim de vardır öyle. Mesela Buhru'dan severim, şey severim, Lale'dan severim. Onlar güzel eserlerdir, çok keyifli eserlerdir. Böyle küçük bir koleksiyonum var. Benim ev zaten müze gibi oldu. Şimdi anamın dikiş makinesinde saklıyorum. Benim doğduğumda alınmış bir radyo var, Philips. Benden yaşı 81 yaşına geldi. Onu saklıyorum, hala duruyor. İşte gramofonum hala vardır, eski daktilom durur. Böyle bir müze ev. Artık bizden sonra bir Metin Akpınar Müzesi yaparlarsa oradan da orada kullanılır. Metin abi, yani size ne kadar ve nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Canımsın, çok teşekkür ederim. Ben ya, teşekkür ederim. Çok da keyifli benim oldu. Benim adıma çok yani mutluluk verici diyeceğim ama sadece mutluluk verici değil. Yani gazetecilik hayatımda asla unutamayacağım bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Beni çok onur ettiniz. Size soru sorabiliyor olma şerefi benim için çok kıymetli. Var ol, benim için onurdur. Senin zekandan, parlak şeyinden, çalışmanla ne güzel çalışmışsın. Çok keyifli oldu, çok şükür. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben size son sözü size bırakayım programda. Burada öyle mesajlar var ki yani öyle yani yaş grubu falan diyorum. Biraz önce 18 yaşında bir kardeşimizin mesajını okudum ama siz yaşlarda, ben yaşlarda, her taraftan insanlar
sizin onların hayatına nasıl dokunduğunuza dair anılar paylaşıp gönderiyorlar. Ya ben insanları çok seviyorum. Bu durumdan çok daha iyi durumda olmalarını istiyorum. Bu çok zor bir şey değil. Biraz kendileri özen gösterecekler, biraz seçici olacaklar. Her konuda seçici olacaklar. Önleri çok kapalı değil. Çok teşekkür ediyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzellikler olsun. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta Salı günü biz yine buradayız. Hoşçakalın.